Thank <laughs> you. Bir pazartesi akşamından daha Diyanet TV ekranlarından bizleri izleyen bütün izleyicilerimize en kalbi muhabbetlerimizi, selam ve saygılarımızı ileterek Farklı Bakış programına başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün e tarihte 14 asır öncesine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ve asr-ı saadete insanlığın 14 asırdır özlem duyduğu o kutlu çağa doğru bir yolculuk yapacağız. Ve ümit ediyoruz ki o çağdan bu çağa bir takım esintiler taşıyabileceğiz. Sahabe nesli yeryüzünde gelmiş geçmiş en kutlu nesil olarak önderlik ve liderlik vasfıyla temayüz eden o kutlu nesli ve o kutlu neslin rehberi, lideri, önderi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği o kutlu neslin Kur'an algısını, Kur'an'ın nasıl bir sahabe nesli inşa ettiğini, sahabe neslinin, e, şahsiyetinin oluşumunda Kur'an'ın rolünü konuşacağız. Çok değerli iki konuğumuz bizlerle birlikte. Ben hemen konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat hocamız Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Profesör Doktor Lütfullah Cebeci hocamız Kayseri e, Üniversitesi Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz hoş programımıza. E, şeref verdiniz. Şimdi çok temel bir soruyla başlayacağız. Bu sorunun belki çok alt dalları da olabilir ama ben Lütfullah hocamla Fethi hocama müsaadesiyle şu soruyla başlamak istiyorum hocam. E, Tabi programın süresi e, bir buçuk saat uzun gibi geliyor ama bir hayli de kısa aslında. Bir konuyu detaylarıyla incelemek için e, biraz kısa bir süre. O yüzden soruları bazen genel e, soracağım. E, siz oradan e, lütfeder anlatmak istediklerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Şimdi e, önümüzde bir kitap var. E, tabiri caizse, modern e, tabirlerle kullanacağım, e, sürçülisan ediyorsam e, affedin, insanın e, kullanım kılavuzu. Evet. Allah bize bir kitap gönderdi ve bu e, kitap da e, yeryüzünde bir insan modeli inşa etmek e, istiyor. Kur'an nasıl bir insan inşa etmek ister hocam? Belki buna en kestirme verilecek cevap. Kur'an muttaki bir insan ve muttaki bir toplum inşa etmek istiyor. Evet. Zaten hemen en başta Bakara suresinin başında da Hudenil muttakin evet. diyerek yani bu bir kılavuz el kitabı sizin de dediğiniz gibi insanın nasıl insan olacağını anlatan bir kitap insanın mühendisi, halikı, mimarı tarafından yazılmış evet. en uygun kitap. Evet. Orada da en başta diyor ki bu muttakiler için bir hidayet rehberi olmak üzere gönderilmiş bir kitaptır. Yani bu kullanım kılavuzu müttakiyseniz evet. size e, fayda sağlar. Evet. Yani bunu ben biraz da şöyle ifade edeyim. Muttakiyseniz veya takva potansiyelini kaybetmemişseniz. Evet. Yani çünkü eğer muttakiyseniz muttaki olmayanlara hiçbir şey söylemez manasına gelir öyle değil. Bu aynı zamanda hüdenlil, hudenli nasidir. Evet. Bütün insanlar içindir. Ama bütün insanlarda ortak olan bir şey vardır. Bir kısmında muttakilik ileri merhaleye gelmiş, terbiye ile geliştirilmiş, işlenmiş, güzel bir muttakiye dönüştürülmüş bir özelliktir. Ama bir, bir kısım insanlarda fıtratında olan, henüz işlenmemiş olan, belki imana bile dönüşmemiş olan bir takva vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim o en baştakiler için de kılavuzdur, ortadakiler için de kılavuzdur, sondakiler için de kılavuzdur. Ve sizin söylediğiniz soru açısından, yani Kur'an nasıl bir insan inşa etmek istiyor, insanı eğiterek hangi hale getirmek istiyor? İnsanı muttaki bir insan, toplumu da muttakilerden meydana gelmiş bir takva toplumu haline getirmek için uğraşıyor. O zaman hocam burada takvayı ve müttaki kavramlarını bize biraz açar mısınız? Evet. Ben yani takva da özü itibariyle bir korku, saygı manası var. Hı hı. Ama Ahmet Fethi hocam da çok iyi bilir, siz de iyi bilirsiniz. Arapçada dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de korkuya ifade eden birçok kelime vardır. Hı, hı. Havf var, haşret var, feza var, şefkat var, takva var. Bunların hepsi korkuyu ifade ediyor mesela. Takva bunlar içerisinde özel bir korkuyu ifade ediyor. Bir şeyden bilerek korkmak, korktuğunuz şeye karşı tedbir almak. Dolayısıyla ben acizane takvada üç şey görüyorum. Bilmek, korkmak, tedbir almak. Bu üçünün birleştiği zaman takva diyoruz biz buna. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim önce bilen, bu bilgilerine dayalı olarak korkması gereken şeylerden korkan, bu korkulardan kurtulmak için tedbirini alan insanlar. Evet. Yetiştirme. Yani muttaki deyince hı hı. bu bu duygunun adına da takva diyor. Dolayısıyla takva mesela havf kelimesinin ifade ettiği genel bir korkuyu değil, e, bilgiye dayanan sizin de alanınız olduğu için söylüyorum marifetullah temelli bir korkudur. Evet. Hele Kur'an'ın takvasından bahsediyorsak insanın Allah'ı bilmesinden Allah'ı öğrenmesinden ne kadar bilebilirse hı hı. E, kaynaklanan Allah'a karşı duyduğu bir korku bir endişe bir hayranlık hayranlığın ötesinde bir sevgi sonra da bu korkularına karşı alınacak tedbir Evet yani orada o saygının getirdiği bir tedbir var evet. biraz değil mi Saygıdan hocam? Saygıdan ziyade korku. Yani korku. Şimdi Cenab-ı Allah'ı nasıl öğreniyor? Kur'an-ı Kerim bize nasıl öğretiyor? Bu Allah her şeyi görür. Her şeyi bilir. Her şey onun elindedir. Her şeye gücü yeter. Her şeyiniz Allah'a bağlıdır. Allah vermezse alamazsınız. Allah alırsa, geri alırsa, Elde edemezsiniz. Bütün dünya birleşse. Şimdi Cenab-ı Allah'a anlatan sıfatlarını anlatan yüceliğini, kibriyasını, ceberrut, ceberrutunu anlatan, celalini anlatan ayetlerin toplamından sizde bir endişe meydana geliyor. E o zaman bu Allah'ın azabı var, gazabı var, intikamı var değil mi? Evet. Nankörlüğe karşı sizi cezalandırması var. Ve bu çok yaman bir ceza. Bu size inanan bir insanı, bu bilgiye, bu bilgisini imana dönüştürmüş olan insana bir korku veriyor. Evet. E o zaman ben bu Allah'tan nasıl kurtulacağım? Allah'tan Allah'a kaçarak kurtulacaksınız. Evet. Kur'an bize bunu anlatıyor. Yani bu bilgi orada o korkuyu doğuruyor, sonra o korku orada kalmıyor. Evet. Bir bu, tedbiri evet, getiriyor. Bu olumsuz bir korku değil yani hı hı. Dolayısıyla takva psikolojide insanları rahatsız eden bir korku var ya, hasta eden bir korku. İnsanı hasta eden değil, olumlu davranışlara sevk eden bir korku. İnsanı iyi eden bir korku. İyi eden bir korku. Evet. Yani korkması gereken şeyden, dolayısıyla tedbir alması gereken şeyden korkutan, tedbir almasına, olumlu davranışlar sergilemesine sebep olan bir korku. Yani Bir dinamizm kazandırıyor. Ona bir akü gibi bir enerji veriyor bu korku yani. Onu yerinde... Tutup ne yapacağını şaşırmış bir insan haline getirmiyor. Evet. Böyle insanlardan meydana gelmiş bir toplum düşünün. Kur'an da tam bu toplumu istiyor. Yani ve e, evet. Kur'an işte böyle bir toplum inşa etmek istiyor. Eyvallah hocam. Ben Hiç hocamın, hocamın e, şey sözlerinden e, hani öncelikle ben de e, bizleri ekranlar başında seriden e, bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür Sohbetimizin inşallah en başta kendimiz için. Tabii ki. Daha sonra hepimiz için hayırlara vesile olmasını ben diliyorum. Ee, şimdi hocamın tabii aslında alandır da takva üzerine evet. de hocamın evet. özel Konuşma çalışmaları da rahat var hakikaten. <laughs> ee, çok bu konuda belki alanda en iyi bu alanı en iyi bilen insanlardan bir tanesi. Hocam konuyu açtığı için e, ve modern toplumda aslında takva ile ilgili tanımların ne kadar manidar oldu. Yani onun güzel tanımlamanın ne kadar anlamlı olduğuna dair ben de birkaç şey söylemek isterim. Lütfen hocam, buyurun. Hocam hani orada korku, takvadaki korkunun bilmek tarafına bir vurgu yaptı. Tanımak, bilmek, ona göre bir tedbir almak, tavır almak. Şimdi hakikaten Kur'an-ı Kerim'de farklı korku kavramları var. Mesela Hz. Musa asasının yere attığı zaman o bir ejderhaya dönüştüğü zaman Hz. Musa korkup kaçtı. Evet. Kendi ayet, kendi asasından Korkup yani. kaçtı. Şimdi orada bir korku var. O korku hafle ifade ediliyor. Hmm. Yani nasıl bir korku? İşte bir aslan, bir yılan gördüğünüz zaman nasıl korkuyorsanız öyle bir korku. Hmm. Ve ayet-i kerimede dedi ki: "Ya Musa ekbil ve la Ey Musa, dönberi gel, korkma. Hmm. Şimdi bu bir korku şekli. Evet. Ama mesela takva bu mudur? Hayır. Takvada bu korku var mıdır? Var. Ama takva bu mudur bütünle? Hayır bu değildir. Şimdi hocamın e, anlatmış olduğu o takva ile modern toplumda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesini işaret ederek ben seyircilerimize belki anlamlı gelebileceğini düşündüğüm bir hususun altını çizmek istiyorum. Sen hocam buyurun. E, modern toplumun en büyük e, sıkıntılarından bir tanesi kaygılardır. Biz ona vehende diyoruz. Hı hı. Kaygılar. Kaygıları psikolojide tanımlarken sebebi belli olmayan korkular diye tanımlıyorlar. Sebebi belli olmayan korkular. Şimdi bir korkunun e, sebebini bilemiyorsanız nasıl tedbir alacaksınız? Evet. Onunla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacaksınız? Dolayısıyla sebebini bilemediğiniz zaman onun tedavisi yönünde, tedbirleri yönünde de aldığınız her şey aslında karanlığa taş atmak gibi bir şey. Belki e, diyelim ki başınız ağrıyorsa basit bir ağrı kesiciyle. O ağrıyı dindirmeniz mümkünken siz birkaç tane belki çok çok daha etkili, çok çok daha güçlü, vücudunuzu belki bir yerde tamir ederken bir tarafta zarar verecek tedbirler alabilirsiniz. Ama eğer siz baş ağrısın, ağrınızın sebebini bilirseniz daha etkili bir hani ilaç almanız söz konusu olabilir. Hastalıklarla ilgili de böyledir. Dolayısıyla sebebi belli olmayan korkularla karşı karşıya gelmiş modern toplumda hakikaten tedavinin ne olacağına dair çok ciddi problemler var. O sebeple takva yani hocam oradan güzel bir giriş yaptı. Yani bir bilgiye dayalı olan bir korku. Bildiğiniz hani, içinde tedbirini evet, bilebileceğiniz evet, bir korku. Tabi tedbir alabileceğiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'de takva sahibi olun derken Allah'tan ya yuhelledine amanut takullaha hakka tukati hani Allah'tan hakkıyla korkun derken şöyle bir şey değil. İnsana Allah'tan Allah'tan hakkıyla korkun diye bir e, ilahi emir var. Ama peki Allah'tan hakkıyla korkmak nedir diye insanlar bir araya geldiği zaman bunun cevabı nerede? Şimdi bunun cevabı da yine Kur'an'da var. Evet. Hani hocam dedi ya Allah'a kaçarak ancak yani Allah'tan korkup başkasına sığınarak Allah korkusu dediğiniz şeyi ortaya koyamıyorsunuz. Allah'tan korkup yine Allah'ın merhametine sığınarak ancak ondan kurtuluyorsunuz. Allah'ın merhametine nasıl sığınmanız gerektiğini de Kur'an aslında size söylüyor. Evet. Şimdi hani Hüdenlil Muttakîn ile ilgili hocam dedi ki takvaya erme potansiyeli olanlar için. Ona belki şunu da eklemek gerekir. Hakikaten öğüt almaya niyetli olanlar için Kur'an bir öğüttür. Hani biz Kur'an-ı Kerim'i anlatırken bazen şunu ifade ederiz. Bir ayet-i kerimede de vardır bu. Yeryüzüne eğer bir tılsımlı kitap gönderilmek icap etseydi, öyle bir tılsım ki bir emri verildiği zaman, o tılsımlı sözler kullanıldığı zaman dağlar yürüyüversin. Ya da öyle tılsımlı bir kelime ki ölmüş insanlarla bir diyalog kurulabilsin. Onlarla konuşulabilsin. Şayet böyle bir şey eğer söz konusu olsaydı. Hani yok ama şayet böyle bir şey evet. söz konusu olsaydı. Herhalde bu ilahi kelam olurdu. Yani Kur'an olurdu. Dolayısıyla bizim muhatap olduğumuz kelam zaten böyle bir kelam. Kur'an-ı Kerim böyle bir kelam. Ama bu kelam, bu kelamı dinlemeye niyetlenmiş iradeler için, özneler için, insanlar için faydalı bir kelam. Yoksa bu kelamı Mekkelin müşrikleri de dinliyordu. Hani bugünkü konumuzda olduğu hı hı. üzere ashab-ı kiram da bu kelama muhatap idi. Mekkelin müşrikleri de bu kelama muhatap Birilerinin belki küfürde birazcık daha dirençli olmasının e, sebeplerinden bir tanesi de biz bu kitabı kabul etmiyoruz gerekçeleriydi. Evet. Yani bu gerekçeye sığınarak küfürde ileriye gidebiliyorlardı. Dolayısıyla burada e, elbette ki Kur'an-ı Kerim ilahi bir kelam insanların takvaya ermesi için indirilmiş bir kelam. Ama elbette ki burada insanların da buna bir iradesi, bir niyeti, bir isteği, bir talebi olması gerekiyor. Zaten bizim Müslüman mümin kılan yanımız da buna verdiğimiz olumlu cevap. Ben Eyvallah. Evet. Da altını çizmek istedim. Eyvallah hocam. Buradan devam edelim o zaman. Şimdi Kur'an'ın inşa etmek istediği hocam güzelce tanımladı. Müttaki bir toplum. Bu müttaki topluma da bir lider ve önder gönderdi Allah. Ve yeryüzünün en müttaki kulu olarak Resulullah'ı biz görüyoruz. Şimdi onun e, Resulullah'ın Ashab'a karşı rol modelliğini isterseniz bir girelim oradan Ashab'a doğru geçiş yapalım. Evet. Ashab baktığı her bakışta, gördüğü her eylemde ve her sözünde Resulullah'ın takvayı gördü. Doğru, doğru mudur hocam bu ifade? Resulullah'ın orayı bir daha. Resulullah, her bakışında, her görüşünde, her sözünde, her sözünde takvaya şahitlik etti Ashab. Evet. Bir bakma yani. Evet. evet. Şimdi elbette ki biz Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, ...hani bu hep konuşulur ya... ...Kur'an-ı Kerim işte... ...bir diyelim ki Kabe'nin damına gönderilmiş... ...kim tarafından getirildiği bile belli olmayan kutsal bir kitap falan değil. Kur'an-ı Kerim'in bir defa insanlığa gelişinde bir süreç var. Bu sürecin içerisinde Cebrail de var... ...ya da daha başka belki işte Mika'il de var... ...yani diğer melekler de var. İnsana gelişinde, insanlara sunulmasında... ...elbette ki burada Hazreti Peygamber'in de rolü var. Şimdi dolayısıyla... İlahi kelamın kime verildiği son derece önemli. Yani ben ona zaman, zemin ve toplum diyorum. Yani ideal zaman, ideal zemin ve ideal toplum. Şimdi bunların hepsiyle birlikte Hazreti Peygamber'i düşünmek evet. lazım. Tabiri caizse bu bunu e, çok büyük bir ne diyelim bir şehre benzetecek olabilirsek bu şehrin en tepesindeki yöneticisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya da bir orkestraya benzetecek olursak bunun en başında bu işi yönlendiren, yöneten, hızlandıran, yavaşlandıran süreci, süreçte kesinlikle ufku gösteren, ufuktaki çizgiyi gösteren, karartan, aydınlatan elbette ki bir şef var, işin başında bulunan bir insan var. Dolayısıyla Hazreti Peygamberi Hazreti Peygamber'in rol model olması sadece ashab-ı kiram için değil bütün insanlık için bu söz konusu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den birçok yerde bahsederken Cenab-ı Allah'a itaat ile birlikte Hazreti Peygamber'e itaat zikredilmiş. Evet. Bakın mesela ashab-ı kirama itaat şeklinde bir ayet yok ama mesela ulul emre itaat şeklinde de bir ayet var. Şimdi biz bazen kategorik düşünmeye çalışırken bazı hatalar yaparız. Mesela şöyle deriz İşte delilleri zikrederken kitap, sünnet şeklinde bir tasnif yaparız. Hı hı. İlk asli temel şeylerimiz aslında iki tanesi. Biz burada bu temellendirmeyi yaparken yani şöyle bir şey asla düşünmeyiz. Hani sünnet kitaptan bağımsız bir şey kitap sünnetten bağımsız bir şey biz böyle tasavvur ettiğimiz için bunu düşünmeyiz. Evet. Bizim buradaki Tasnifimiz kategorize etmemizin sebebi e, gücü e, itibariyle, kuvveti itibariyle bir tasnif ortaya koymaktır. Yoksa bunları birbirinden bağımsız düşünmek söz konusu değil. Daha önce de böyle bir programda gündem olmuştu. Mesela e, şeriat, tarikat, hakikat, marifet şeklinde bir tasnif vardır evet. malumunuz tasavvufta. Bu tasnif konuşulurken bazen bakarsınız ki üçüncü sıradaki bir şey alınır diyelim ki işte hakikat alınır o kadar abartılır ki sanki öbürleri bir şey değilmiş gibi. Evet. Ya da şeriat alınır diğerleri sanki hiç bir anlam ifade etmiyormuş gibi. Halbuki bu tür tasnifler insanlar meseleyi daha iyi kavrasınlar diye yapılan tasdiflerdir. Yoksa bunlardan birisi efendim diğerine kıyasla e, önemsizdir şeklinde bir şey değil. Şimdi kitap ve sünnet dediğimiz zaman biz Hazreti Peygamber'in kendisini ya da Hazreti Peygamber'in sözlü, fiili, takriri sünneti dediğimiz sünnetini, sünnetini birbirinden bağımsız şeyler olarak düşünmüyoruz. Evet. Mesela hani ashab-ı kiram'dan da belki konuya girmek gerekir ama Hazreti Peygamber döneminde bizler yaşasaydık şöyle basit bir soru soralım. Hz. Peygamber herhangi bir konuda bize herhangi bir söz söyleseydi, biz Hz. Peygamber'e şöyle bir söz sorar mıydık? İyi de niçin? Hani böyle bir emir geldi de neden? Ashab-ı kiramın mesela hayatında biz hiç böyle bir soruyla karşılaşıyor muyuz? Yani Hz. Evet. Peygamber'e herhangi bir emirle... Vahiy gibi... söz konusu olduğunda yok. Yani Peygamber Efendimiz'in kendi hani rutin işleri dışında tabii. dini e gün, konu... yani günlük hayat dışında. Tabii ki yani evet. dini konularda konuşuyoruz. Di, dini konularda Hz. Peygamber'in mübarek feminden herhangi bir şey sadır olduğu zaman, dilinden herhangi bir şey döküldüğü zaman Ashab-ı Kiram amen ne vasattak ne derdi. Hatta şu da yok değil mi hocam? Ee, ya Resulallah bu söylediğiniz ayeti kerime mi sizin bir sözünüz mü? Günlük meseleler değil. Birini yani bir meselede bu bile yok neredeyse. Bu manumuz böyle var, var mı? Bu var ya. Onu söyleyeyim yalnız. Vah, vahiy ben... mi, iştihadın mı ya Resulallah? Hı hı. Şimdi bu iki yerde yanlış hatırlamıyorsam birisi Bedir kuyuları ile ilgili evet. zannediyorum. Hı hı. Birisi de hurma ile ilgilidir. Hı hı. Şimdi bazen biz bazı çok cüzi meseleleri ya yani tikel meseleleri sanki Haz Hazreti Peygamber'in ve asabın hayatındaki bütün her şey böyleymiş gibi evet. değerlendiririz. Bir defa bunlar çok istisnai örneklerdir. Hı hı. Benim hatırladığım kadarıyla iki yerde var. Bilmiyorum. Yani Bir üçüncüsünü mesela ben hatırlamıyorum. Belki olabilir. Şimdi bunlardan hareketle şöyle bir şey düşünemeyiz yani. Ashab-ı kiram bu gibi konularda sürekli Hazreti Peygamber ne söylese, ya Resulallah bu vahiy midir yoksa efendim şey midir? Yani sizin kendi iştihadınız mıdır? Hazreti Peygamber'in iştihadı olsa ne olacak? Hazreti Peygamber'in iştihadına karşı çıkıyor muydu Ashab-ı kiram? Hayır. Bu tamamen o dönemin savaş teknikleriyle ilgili ya da o dönemin diyelim ki bir zirai uygulaması ile ilgili Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu bir tasarruf. Dolayısıyla dini konularda ashab-ı kiramın böyle bir sorusu yok. Peki dini konularda ashab-ı kiramın tavrı nedir? Bu nasıl yapılacak? Ya Resulallah biz bunu nasıl yapmalıyız? Evet. Hani meşhur şeydir bu sürekli okunan aşırlardan bir tanesidir. Rabbena inne semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa Ashab-ı kiramın genel tavrı budur. Yani ya Rab. anlamında lütfeder misiniz? Tabii Rabbim, biz e, imana davet eden bir münadiyi işittik ve ona iman ettik. Semiyane ve ata'na hani Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden bahsederken ve asayna Yani işittik ama isyan ettik. Hani Yahudilerin bu tavırlarına sık sık bahsedilir. Evet. Şimdi inanmak zaten böyle bir şeydir ve ashabı önemli kılan hususlardan bir tanesi budur. Mutlak itaat Hazreti Peygamber'e. Dini konularda mutlak itaat. Mesela ashab-ı kiram içerisinde farklı hani e, denir ki işte ashabın bazıları bazılarına kıyasla daha faziletlidir hı hı. E, filan. Bu kıyasların tamamında da dikkat ederseniz hep bu itaat, teslimiyet, sadakat konusundaki eee örneklikleriyle alakalıdır. Dolayısıyla ben hani sorunuza döneyim tekrar. Hazreti Peygamber'in örnek olması, rol model olması bu ashab-ı kiram için de böyleydi. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle bununla ilgili pek çok ayet-i kerime var biliyorsunuz. Yani lekad ken alekum fi resulillahi usvetun Siz de Allah'ın elçisinde bir numune-i imtisal olabilecek hal ve hareketlerde, sözlerinde, fiillerinde, hatta susmasında Hani biz bazen şöyle düşünürüz. İnsanlar hakkında genelde e, takdir edilecek ya da takip edilecek örnek alınacak insanlar dediğimiz zaman hep çok konuşan insanlar akla gelir. Evet. Esasen kimi zaman az konuşan insan daha etkilidir. Hani meşhur bir söz vardır ya susmam bir şey ifade etmiyorsa eğer konuşmam neye yarar derler ya. <laughs> Hazreti Peygamber'in bazen susması bile çok büyük örneklikler teşkil eder. Takdiri sünnet diye bir şey Takriri var. Değil mi sünnet. Hocam? Dolayısıyla e, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında yani susmasında dahi, konuşmamasında dahi, süküt etmesinde dahi hatta şurada bir tarafta durup orada öylece sessiz bir şekilde e, tefekkür etmesinde dahi Müslümanlar için bir numune imtisal olacak bir hal vardır. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler de çoktur ve biz e, Ashab-ı Kiram'ın da Hazreti Peygamber'le olan ilişkilerine baktığımızda inşallah sohbetin ilerleyen kısımlarında bununla ilgili örnekler de veririz. Bunu görüyoruz. Açık bir şekilde bu. Rol Eyvallah. modelliği görüyoruz. Eyvallah hocam. Ben burada tekrar o zaman Lütfullah hocama döneyim. Hocam Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiram nasıl anlatılır? Sahabe-i kiram az önce hocam orada bir kapı açtı. Yani evet. e, biz münadi işittik, bizi imana çağırıyordu, biz de iman ettik. Semiyona ve atana. Bunun dışında ashab-ı kiramla ilgili onlara, ona telmih eden ya da doğrudan anlatan neler var Kur'an'da? Tabi e, Kur'an-ı Kerim'de e, Resulullah aleyhisselamın dönemiyle ilgili olan hemen hemen bütün ayetler, aynı zamanda sahabeyle de ilgidir. Evet. Bu ayetlerde ensardan bahsedilir, muhacirinden bahsedilir, münafıklardan bahsedilir, bedevilerden bahsedilir. Ee, sahabenin e, işte bazen insan olarak bizim gibi aynı duygulara sahip olarak bazı zaaflarından da bahsedilir. Evet. Bunları topladığımızda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Hani bazıları üç Muhammed diye kitap yazıyorlar ya, hı hı. yani çok aşırı haşa uluhiyete yaklaştıranlar, evet, normal insan seviyesine indirenler, bir de ortada tutanlar. Hayrul Umur evsatuha işlerin en hayırlısı ortada olanıdır. Doğrudur. Yani Resulullah Aleyhisselamı değerlendirirken onu ne aşırı onun bile razı olmayacağı ve İslam'a uygun olmayan bir şekilde yüceltelim evet. ne de çok basit insanların seviyesine indirelim. Yani ne Hristiyanlar gibi evet. peygamberlerini e, yücelterek evet. öldüren, öldürenlerden ne evet. de Yahudiler gibi evet. zelil kılarak öldürenlerden olmayalım, olmayalım. yaşayan evet. bir peygamber. Evet. Aynı şey sahabe için de söz konusudur. Sahabeyi fazla yücelttiğinizde bize örnek olamazlar. Evet. Melekleşiyorlar hocam o zaman. Melekleşiyorlar. Yani biz nereden sahabe gibi olacağız? Fazla aşağı indirdiğinizde haşa o zaman da hakaret etmiş oluyoruz. Normal insan olarak değerlendirdiğimizde ve insan olarak ne kadar yüce bir e, mertebede olduğunu da yine görürüz zaten. Hı hı. Yani sahabeyi değerlendirdiğimizde. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda sahabenin de bizim gibi duyguları olduğunu görüyorsunuz yani orada da söylüyor. İşte savaşa giderken zorlanıyorlar bazen mesela. Evet. Ayet-i kerimelerde var değil mi? Var. Geri kaldınız, savaş emri çıkınca diyor, kakıldınız, kaldınız yerde diyor. Razım oldunuz dünyaya diyor. Yani ey iman edenler diye başlayan o güne, o günkü cemiyete hitap eden ayet-i kerimelerde onları bazen uyaran ayet-i kerimeler var. Ne oldu size diyen ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla biz sahabe diye düşündüğümüzde böyle sahabe böyle bir tür melekleşmiş bir toplum her şeyi itirazsız kabul ediyor ve hiçbir problemi yok yani. Problemsiz bir toplum, ideal bir toplum diye düşünüyoruz. Öyle değil. İdeal bir toplum bize örnek olmaz ki yani. Evet. İnsanın zaafları neyse onlar insan onlar da insan sonuçta. Masum değiller. Yani Hazreti Peygamberle sahabe arasındaki fark budur. Hazreti Peygamber insandır ama masumdur. Evet. Sahabe insandır ve masum evet. değildir. Onun için mesela sahabe hadis açısından değerlendirildiğinde, bizim ehli sünnet inancımız açısından değerlendirildiğinde sahabe hepsi güvenilir ravilerdir. Evet. Güvenilir insanlardır. Ama hangi açıdan Hani bir hadis ravisi olarak, dini nakleden insanlar olarak sikadır, yani güvenilirdir. Güvenilirdir ama masum değildir. Evet. Yani günah işlemeyen bir toplum değildir. Bu toplumda olduğu kadar günahlar yaygın değildir ama orada da kendine göre insan olmalısı hasebiyle yani günah işliyorlar. Ama onların bir şansı var kalkıp gelip ya Resulullah beni temizle diye biliyorlar. Evet. Bizim böyle bir şansımız yok yani. Bir dertleri olduğunda Resulullah'a gelip bu derdi açıyorlar. Hatalı bir şey yaptıklarında gelip ya Resulallah ben böyle yaptım ne yapacağım diye dert yanabiliyorlar. Hatta yani. hata değil, hatalı olup olmadığından emin olmadıkları zaman bile gelip ya Resulullah doğru mu yanlış mı diye sorabiliyorlar. Sorabiliyorlar. Hatta zaman zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelinceye kadar acaba ben de münafık mıyım diye kendinden şüphe edebiliyorlar. Evet. Hani meşhur bir rivayet vardır. Huzeyfetü'l-Yemani radıyallahu anh peygamberimizin bazı münafıkların ismini verdiği sır verdiği sahibi sırr nebi diye meşhur evet. bir sahabidir. Hazreti Ömer ona gelip soruyor ki benim adım var mı o listede diyor. <laughs> evet. Yani bu şu demektir yani onlar da tabii ki normal insani özelliklere sahip olan insanlar. Ama gayretleri mi çok yüksek hocam? Evet. Ha onların bizden farkı ne? Bizden elbette bir farkı var. Bizden farkı bir bu ilk Kur'an geldiği zaman onun ilk muhataplarıdır bunlar. Evet. İlk terbiye ettiği cemiyet bunlardır. Bir de biraz önce söylediğim gibi bizde olmayan önemli bir avantajları var önlerinde kanlı, canlı örnek Resulullah Aleyhisselam var. Resulullah Aleyhisselam bir de yani öyle rastgele bir örnek değil yani. Enes radıyallahu diyor ki, ashab, bunun en çok sevdiği insan Resulullah Aleyhisselam diyor. Yani Resulullah'tan daha çok sevdikleri kimse yoktu diyor. Evet. Bir toplum düşünün ki evet insanlardan meydana gelmiş, insani zaafları ki bu zaaflarımız olmasa biz imtihan olmaz zaten. Yani melek olsaydık bizim imtihan edilmemize gerek yoktu, bu kitaba gerek yoktu. O zaaflar olacak ki, o zaaflarla birlikte fazilet ortaya koyduğumuz zaman bunun bir değeri olsun. İşte bizimle onların farkı aynı zaaflara sahip olmamıza rağmen onlar o faziletlerini ortaya koyabildiler. Biz onları ortaya koyamıyoruz. İşte onlar. Bu özellikleriyle bir de önlerinde çok sevdikleri, onları çok seven bir peygamberimiz var. O yüzden de Peygamberimiz Aleyhisselam'a kesin itaat halindeler. Zaman zaman bu senin iştihadın mı, vahyin mi diye sorsalar bile Resulullah Aleyhisselam bir şey yapılacak dendiği zaman yapıyor. Niye yapıyorlar? Bir kere her şeyden önce Resulullah onlardan önce onu yapıyor zaten. Evet. Zaten bir mürebbinin bir terbiye edenin, bir liderin en önemli özelliği budur. Samimiyet ve ihlas. Yani insanları öne sürüyor, kendi arkaya doğru kaçıyorsa, elbette bu lider o insanları, o cemiyeti terbiye edemez. Bir yere kadar götürür. Bir de o lider olma özelliğini kaybeder. Evet. En kısa zamanda terk edilmeye mahkumdur. Yani. Evet. Eyvallah yani hocam. Gemi batarken o gemiyi önce onlar terk Ama lideriniz, sizi çok seven, sizin de çok sevdiğiniz Söylediğini sizden önce yapan birisi ise o terk etmeden gemiyi terk etmezsiniz mesela. Eyvallah hocam. Evet. Eyvallah. Evet. Fethi hocam hocamın bıraktığı yerden bugüne uyarlamanızı isteyerek şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, hocam dedi ki sahabe-i kiramın yeryüzünde en çok sevdikleri insandı peygamber. Hı hı. E bir, biz de bugün müminler olarak e, bir iddiamız var. Onlar kadar değilse bile bizim de yeryüzünde en çok sevdiğimiz e, insan Resulullah. E, onlar gidiyorlardı ve mevzularını Resulullah'a arz ediyorlardı. Çözüm istiyorlardı. Biz ne yapacağız? Evet. tabi e, tabii çok zor. <laughs> çok zor bir zor, şey zor yerden mi geldi evet. hocam? Evet. Şimdi e, hani hocam ideal toplum eee vurgu yaptı. Belki de bizim ideal toplum algımızda da biraz problem var. Yani, i̇deal toplumu da yeniden bir e, evet, tarif etmek mi lazım şimdi hocam? Şimdi ideal toplum çitasını e, normale indirmek lazım. Evet. Yani. Şimdi melekler ulaşamayacağımız bir şey değil. Yani. İdeal toplum e, muhatabınız olan varlık kategorisine göre ideal toplum hı hı. tayin edersiniz. Diyelim ki meleklerden bahsediyorsak ideal bir melek tanımı yapacaksanız herhalde Cebrail deriz. Hani Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla en güçlü melek, en hani yetkileri falan olan. E ideal insan dediğimiz zaman Hz. Muhammed'den bahsederiz. Hani bilmem anlatabiliyor. Evet. Mi? Dolayısıyla hani ideal toplum dediğimiz zaman biz sahabe-i kiramdan, ashabtan bahsettiğimiz zaman bu ideal toplum insanların oluşturduğu bir ideal toplum. Evet. Yani hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla, kusurlarıyla, hayırlarıyla, hasenatıyla, tövbeleriyle eee evet ideal bir toplumdan bahsediyoruz. Hani bir hadis i şerifte de buyrulduğu gibi, Cenab-ı Allah sizlerden günahsızlar topluluğu olmanızı istemez. Yani bizden günahsızlar topluluğu zaten istenmiyor. Eğer böyle bir şey olsaydı zaten bizim yaratılmamızın bir anlamı kalmazdı. Melekler herhalde e, bu işi bir hakkın yerine getiriyorlardı. Evet. Dolayısıyla e, buradaki ideal toplumun ashabı Kiram ile e, kristalize edilmesi anlamsız bir şey değil. Evet. Hani burada şöyle bir şey bazen itiraz olur. E, biz de ara ara rastlıyoruz bunlara. Ya Asr-ı Saadet neymiş? Asr-ı Saadet diye bir tanım mı olurmuş? Öyle bir altın çağ neymiş filan. Şimdi bir defa hani az önce bir şey söyledim. Zaman, zemin ve toplum. Hazreti Peygamber peygamber olarak gönderildiği zaman kafalarındaki ideal peygamber algısı farklı olan insanlar itiraz ettiler. Evet. Bir defa Yahudiler buna itiraz ettiler. Yahudilerin Cebrail ve Mikail'e düşmanlıklarının sebeplerinden bir tanesi budur. Yani vahyi yanlış birisine götürdü. Vahiy Yahudilerden birisine gelmeliydi diye düşünüyorlardı. Oysa öyle değil. E, Mekkeli müşriklerin bir itirazı vardı. Mekkeli müşrikler diyorlardı ki yani Mekke ve Taif gibi önemli iki şehrin önemli isimleri varken yani hem soy sop itibariyle hem varlık itibariyle vesaire önemli isimleri varken yani vahiy senin gibi birisine mi indirildi? Bir yetim. Muhammed gibi bir öksüz yetim birisine mi vahiy verilecek? Fakir birisine mi vahiy verilecek? Şimdi onların kafasındaki ideal peygamber algısı da tamamen farklıydı. Şimdi bu farklı algılara cevaben Allahu a'lemu hayfis yec'alü risalete ayeti indirildi. Yani Cenab-ı Allah risaletini hangi zamana, hangi zemine, hangi peygambere ben bunların hepsini böyle anlıyorum. Yani kime? Kime? Ne zaman? Nerede? Hangi toplum içerisinde? Hangi dille hocam? Hı. Hangi model problemlerle hı hı. indireceğini en iyi bilen Allah'tır. Amen. Çünkü bazen şu tür tartışmalara da maalesef şahit oluyoruz. Cenab-ı Allah zamanlardan bir zamanda, mekanlardan bir mekanda, dillerden bir dille kitabını göndermesini, gere göndermesi gerekiyordu insanlığa e, emirlerini, yasaklarını ulaştırmak için. Bu da işte Hz. Muhammed oldu o dönemde Arap toplumunda Arapça indirilmiş oldu. Şimdi mesele herhalde bu kadar basit olmasa gerekir. Evet. Dolayısıyla e, biz var olan bir meselenin hikmetleri üzerinde kafa yormak zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu hikmetlere dair ayetler yani, var. Yeni hikmetler, yeni toplumlar devşirmek yerine zihnimizde var olanı var okumak. Var olan niye böyle var olmuş? Şimdi biz iki insan dahi birbirimize herhangi bir konuda bir meseleyi aktardığımızda o mesele'nin önünü arkasını, o sözün efendim hakikat bir mecaz mı olduğunu, zımnen başka bir şeyi ifade edip etmediğini, mefhumu muhalifinden bir şey çıkıp çıkmadığını birçok meseleyi düşünüyoruz da. Cenab-ı Allah kıyamete kadar baki kalacak bir kitabı gönderirken, bir peygamberi gönderirken, buna uygun bir toplum seçerken, yani örnek olacak bir toplum oluşturulması düşünülüyorken, burada hikmetsiz davranmış olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey zaten söz konusu. Aklen olamaz. Ayetten de ifade ettiğim gibi naklen de zaten biz biliyoruz ki böyle bir şey söz konusu değil. Bunların hepsinde bir hikmet var. Hazreti Peygamber'in de seçilmesinde bir hikmet var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber o zamanda, o zeminde ve o toplum içerisinde gelmesinin bir anlamı var. Bu anlamda Mekke toplumunun seçilmesinin de bir anlamı var. Yani bu kurgunun içerisinde hepsinin oturduğu bir yer var. Şimdi aslında bu sadece hani biz tabii Ashab-ı Kiram konumuz Hı. olduğu için konuşuyoruz ama Ashab-ı Kiram hani ashab Sahabe ismi Hazreti Peygamber döneminde ona inananlara verilmiş bir isim ama önceki peygamberlerinde sahabiler var. Belki evet. biz onlara sahabi demiyoruz ama mesela havari diyoruz. Ya da biz onlara işte Ensarullah diyoruz Kur'an-ı Kerim'de evet. hani malumunuz. Ve mesela bunlarla ilgili çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de havariler, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden bahsedilir. E, havarilerden bahsedilirken onlara vahiy verildiğinden bahsedilir. Yani havarilere şunu ben vahiy ettim. İşte e, bana ve elçime iman edin şeklinde vahiy ettim. Tabi vahiy kelimesini burada e, ulemamız müfessirun ilham olarak anlıyor. Bu ilhamı da nasıl anlıyor? Onların yüreklerinde beliren bir bilgi, belirgin, yönlendirici, aydınlık bir bilgi. Hı hı. Bakın bu çok önemlidir. Yani prototip olarak seçilen o toplumda rol model olacak insanlar seçilirken ben bu insanları gerçekten ayrı tutuyorum ve ben bu insanların Cenabı Allah tarafından da hani diğer insanlardan daha farklı bir mazhariyete, bir tecelliye nail olduklarına inanıyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın evet. bu ilhamının onlarda bir onların tabiri caizse bir tecelligah bu ilhamın onlarda tecelligah olarak ortaya çıktığına ben şahsen inanıyorum. Yani bunu da havarilerle ilgili bu ayetten Hı -hı. çıkararak söylüyorum. Dolayısıyla ashab-ı kiramla ilgili şimdi hani e Az önce hocam bahsetti. Kur'an-ı Kerim'de hani birkaç şey, çok şey var ama hani olumlu yönler çoğunluktadır ama olumsuz örnekler var mıdır? Vardır. Hani var. gerekirse onlar üzerinde de konuşuruz ama o olumlu şeylerle ilgili yani olumsuz yönler de şöyle bizi dinleyenler lütfen yanlış anlamasınlar. Evet. Diyelim ki herhangi bir yanlış tasarrufu olmuşsa sahabe-i kiramın. Bunların kahir ekseriyeti. Bakın kahir ekseriyeti zaten ya büyük sahabiler tarafından çünkü sahabilerin içerisinde de herkesin aynı e, denir, yani dereceleri aynı değil değil mi itibarı hocam? İtibarı farklı olan elbette ki insanlar vardı. Yani 120 bin civarında sahabiden bahsediliyor. Bunların sadece 20 kadarının iştihat makamında olduğu söyleniyor. Evet. Dolayısıyla sahabenin içerisinde de tabii hepsi aynı derece değildi. Bunları konuşabiliriz. Ama diyelim ki sahabiden herhangi biri bir yanlış yaptığı zaman bu yanlış ashabın ileri gelenlerinden birileri tarafından da düzeltiliyordu. Hazreti Peygamber tarafından da düzeltiliyordu. Kur'an-ı Kerim'de de düzeltildiği yerler var. Yani bununla ilgili çeşitli örnekler var. Eğer fırsat verilirse onları söylerim. Ama burada şunu anlatmak istiyorum. En önemli hususlardan bir tanesi, birincisi ben o insanların bu anlamda seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Yani seçilen bir toplumdan evet. bahsediyorum. Yani korunmuşluk anlamında bir seçilmişlik değil. Hayır, o ayrı. Yani masumiyet konusundan bahsetmiyorum. Değil. Ama rol model olacak insanların seçilmiş olması gerekiyor. Muhammed Hamidullah Hoca'nın, İslam peygamberinde Arap toplum niye vahiy Mekke'ye geldi? Bu konuyu o kadar güzel anlatıyor ki yani vakti olan e, izleyicilerimizin ben o kitaba yönlendireyim. Eyvallah. Ama gerçekten orada çok önemli şeyler söyleniyor. Mesela Mekke'li müşriklerin karakterleri, tavırları cahiliye dönemindekilerden bahsediyorum. Onların da bir takım özellikleri o toplumun seçilmesini gerekli kılmıştır. Yani orada e, anlatılan. Efendimizin bir hadisi vardır, değil mi hocam bu konuda. Yani cahiliye döneminde hı. şahsiyetli olanlar tabii, İslam'da tabii. da şahsiyetlidir şeklinde. Tabii tabii. Ennasu zannediyorum. Evet, evet. İnsanlar da madenler gibidir. İnsanların evet. kumaşı vardır. Hocam. Evet. İnsanların filizi vardır. Hepsi bir değildir yani. Şimdi burada bir defa bunun altını çizelim. Hı hı. Seçilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Masumiyetten değil tekrar ediyorum. Hı hı. İkincisi Seçilmiş olan bu toplumda iman eden o sahabiler olarak bugün bizim adlandırdığımız insanların imanının gücüyle ilgili de Kur'an-ı Kerim'de çok fazla ayet var. Çok yani, ciddi vurgulu. Tabii, vurgulu. Tabii. Belli ki buradaki teslimiyet farklı. Evet. Mesela çok örnekler var. Hazreti Ömer'le ilgili örnekleri de var. Hazreti Ömer'in göğsüne vuruyor ya mesela bir şeyi kabul etmekte zorlanıyor. Evet. Göğsüne vuruyor ey Ömer falan diye. Hazreti Ömer bir anda kendine geliyor yani. Evet. Ve tam bir teslimiyet. E Şimdi... Kur'an-ı Kerim'de doğrudan onları hedef alarak yani doğrudan ashab-ı kiram kastedilerek Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır buyuruyor. Bu ne büyük bir mazariyettir. Evet. Acaba kaçımız ölene kadar böyle bir hangi toplum artık, buna, bu, buna ne kadar yakınız? Buna ne kadar doğrudan yakınız? muhatap değilse bile yakınlaşmak bile evet, buna de. çok kıymetli. Sonra ismen Kur'an-ı Kerim'de geçenler var. Evet. Zımnen zaten müphematul Kur'an içerisinde orada bahsedilen birçok şey var. Doğrudan hadiseler anlatılarak belki hani övgü bir şahıs ya da bir topluluk üzerinden değil ama hadise üzerinden evet. Ensar gibi Muhacirun gibi pek çok işte harpler gibi Bedir Harbi gibi Uhud Harbi gibi pek çok mesele gündeme getirilerek onların teslimiyetlerinden sadakatlerinden bahseden ayetler var. Şimdi karşımıza böyle bir topluluk var. Yani gerçekten Hani bazen derler ya böyle birisi birisini korkutmak için der ki ya benim adımı çekerken öyle önce bir salavat getir bakalım. Evet. Yani ashab-ı kiram'dan biz bahsederken hakikaten hani bazen böyle övgü dolu şeyler söylüyoruz ya radiyallahu anhum Allah Allah onlardan razı olsun filan buna böyle karşı çıkanlar oluyor. Ya bu ne demek filan diye. Evet. Ya biz babamızdan bile bahsederken atamızdan dedemizden bile bahsederken Allah onlara rahmet etsin. Allah onlara rahmetle yargılasın. Hocam hatta çok zaman bu bizim toplumumuzda babası rahmetli olanlar babasından babam diye bahsetmez. Evet. Rahmetli babam cümlesini söylemeyince insana şöyle bir bakarız. Bu da pek bir... E, Adaba mugayir evet, görülür. Evet. Adap dışı bir davranış olarak görülür. Değil ki yani sahabe-i kiram. Biz kendi akranlarımızdan bile bahsederken böyle bahsederiz. Şimdi bir başka konu, yani sahabe-i kiramdan bahsederken. Şimdi e, Sami Bey kardeşim, düşünün ki, Batı toplumunun en büyük problemlerinden bir tanesi günümüzde şudur. Bireyleşme dediğimiz ya da bireyselleşme özür dilerim Hı -hı. bireyleşme demeyelim bireyselleşme dediğimiz hadise eşitlikçi dünya, eşit herkes eşit, eşitlikçi bir dünya anlayışı Batı toplumunu öyle bir noktaya getirdi ki herhangi bir insan kendisinin bir başkası tarafından irşad edilebileceği gibi bir düşünceye asla sahip değildir. Evet. Çünkü herkes eşittir, hiç kimse kimseyi de öyle bir adım ileri götüremez. Şimdi bu o kadar kötü bir şey ki insanlarda insana olan güven kaybolmuş durumda. Böyle bir güven söz konusu değil. Biz bu güveni tesis edecek rol model insanlar ararken yine karşımıza bu yıldızlar çıkıyor. Evet. Yani Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi yıldızlar çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz ki bunlar kendi kardeşinin herhangi bir ihtiyacı, ihtiyacını kendisine ve ailesine tercih edebiliyor. Evet. İsar kavramı ve yusirun ala enfusihim ve lev kana bihim Hazreti Peygamber Kureyze oğullarıyla ilgili o ganimetleri aldığı zaman diyor ki ashab-ı kiramı topluyor Medine'de. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz e, nasıl isterseniz öyle yapayım. İsterseniz ganimetleri eşit bir şekilde paylaştırayım. Evet. Ama muhacirler yani Mekke'de Medine'ye hicret edenler evlerinizde yine kalmaya devam etsin. Ya da isterseniz onlara Pozitif ayrımcılık yapayım modern tabirle. Yani bunları muhacirun arasında pay edeyim ama onlar da sizin evlerinizi boşaltsınlar. Şimdi bu bu kadar adil bir öneri olabilir mi? Bak çok adil bir öneri evet. değil mi? Yani her iki halde de inanılmaz herkes tarafından kabul edilecek bir teklif. Biz olsak acaba bunlardan hangisini kabul ederiz? Mesela bize kapalı kalan bir alanı Ensar kabul ediyor. Ensar ne diyor? Diyor ki ya Resulallah onlar evlerimizde otursunlar. Sen yine onlara pozitif de hepsini onlara payıt Evet. Hocam bunu evet. hangimiz düşünürüz? Ya da diyelim ki işte iki katlı evinde üst tarafa misafirini oturtan hani su akıttığı için hı hı. alt tarafa kendisi oturan. Bunu kaçımız düşünürüz? Bırak onu evimizde zaten misafir ağırlamayı unutmuşuz. Hocam unutmuşum. bugün empati empati diye kendimizi yırtıyoruz. Empati kavramı mesela sizin bu anlattığınız olayı karşılamakta yetersiz kalıyor. Aciz varmıyor. hocam aciz. aciz. Bakın modern batılı kavramlar bizim dünyamızı anlatmaktan acizdir. Evet. Bakmayın biz kelimelerimizi ve kavramlarımızı yitirdik. Ne? Biz şimdi çıkıyoruz sinerji diyoruz. Ya sinerji neymiş? Bereket diye bir şey var. <laughs> <laughs> Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ve barik ala Muhammedin. Ya barik, bereket. Barakna havlehu. O kadar güzel bir kavram ki biz bunu unuttuk. Ama şimdi en tepeden insanlarımız, profesörlerimiz bile konuşurken sinerji oluşturalım. Peki bereket kavramı? Onun için zaten kavramlarımız başka dünyanın, ruhlarımız başka dünyanın olduğu için hocam. Arasat'ta kalmış insanlar gibi bir iki adım ileri bir adım geri o şekilde yapıyoruz. Şimdi bir başka önemli benim altını çizmek istediğim husus sahabeyi farklı kılan yönlerden bir tanesidir. Bakınız biz kendi dünyamızdan örnek verelim. Hepimizin hürmet ettiği büyük insanlar vardır. Yani kimimizin işte hocası vardır, ilim aldığı insanlar vardır. Kimimiz diyelim ki bir intisabı vardır bir şeyh efendiye, şeyhi vardır. Ne bileyim kimisi müzisyendir, büyük bir sanatçının hayranıdır filan. Şimdi biz bu bir şekilde bağlı olduğumuz, onun davasına, idealine, dünyasına hayranlıkla, aidiyet duygusuyla kendimizi bağlı hissettiğimiz insan, insanlara karşı nasıl bir tavır içerisinde oluruz? Yani normal günlük rutin işlerimizde davrandığımız gibi mi onların yanındayken davranırız? Tabii ki değil. Tabii ki değil tamamen farklı yani olabileceğimiz en iyi insan haline geliriz. Potansiyelimizi zorlayarak en iyi insan halimiz neyse o hal ile onun yanında bulunmaya çalışırız ve bu halimizi de dışarıda da devam ettirmek için bir çaba içerisine gireriz. Yani makul insan akli düşündüğü zaman bile bunu, bunu yapar. yapar. Şimdi bakın biz bir Hazreti Peygamber'den bahsediyoruz. Ashab-ı Kiram'ın muhatap olduğu isimler. Hazreti Peygamber vahiy alan bir insandır. Bu çok önemli. Yani vahiy alan bir insanla muhatap olan insanlardan bahsediyoruz. Ve o muhataplar hocam özür diliyorum vahiy sürecine de bizzat şahitlik ediyorlar. i̇şte ikincisi onu söyleyecektim. i̇kincisi düşününüz ki bu insanlar meleklerle de muhatap oluyorlar. Evet. Sami Bey biz kaçımız meleklerle bilinçli olarak muhatap oluyoruz? Peki nasıl muhatap oluyorlar orada? Hazreti Peygamber biliyorsunuz mukabele Kur'an-ı Kerim'i okuyordu arza evet. meselesi. Bunlar buna şahit oluyorlardı hocam. Evet. Ya da meşhur Cibril hadisi. Hazreti Peygamber'e bir gün diyor bir adam çıka geldi. işte düzgün saçı başı, üstünde hiç yolculuk e, emaresi yok. Peygamberimize işte imanı sordu, İslam'ı sordu, ihsanı sordu. Diz dize ellerinde evet. Peygamberimizin dizinin üstüne koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve en sonunda ona dedi ki kıyamet e, işte nedir? Alametlerini sordu. Dedi kıyamet ki işte dedi? soran, e, sorulan sorandan daha bilgili değildir filan. Herkes de bu sahneyi izliyor yani. Evet. Ondan sonra gidince Hazreti Peygamberimiz işte onunla ilgili bilgi verdi. Bu Cibril'di dediğinizi öğretmeye geldi. Şimdi bakın dinimizin en temel hadislerinden bir tanesi budur biliyorsunuz. Evet. İhsan. Yani İslam'ı tarif et bize, dini tarif et deseler, herhalde birçoğumuzun üzerinde ittifak edeceği evet. tanımlardan bir tanesi şu olurdu. Allah'ı görüyormuşçasına bir insanın yaşaması. Her ne kadar insan Allah'ı göremiyorsa da o bizi görüyor, murakabe ediyor, tarasut halindedir. Şimdi bunu Cebrail'in bizatihi bildirmesiyle biz biliyoruz. Yani ashab-ı kiram bize bunu rivayet etti. Ama bu olaya bizzat onlar oturarak şahit oldular. Ve az önce sizin de söylediğiniz herhangi bir konuyla ilgili bir ayetin ini vermesi. Hatta bu ayetlerin bir kısmı ashab-ı kiramın muvaffakatına uygun inmiştir. Yani evet. onların beklentilerine uygun inmiştir. Hazreti Ömer'in 27-28 mesela yerde e, ayetin devamı ile ilgili bir şeyler söylediği Beklenti ve vermiş. ayetin aynı o şekilde indi. Bu sadece Hazreti Ömer için değil başka sahabiler için de vardır. Dolayısıyla bizim karşımızdaki o muhatap olan şey yani Hazreti Peygamber'e muhatap olan kitle dediğimiz kitle bu kitle. Şimdi siz az önce dediniz ya evet. peki hani onlar bir sıkıntıya düştüğü zaman Hazreti Peygamber'e gidiyordu. Yani biz ne yapacağız? Bu sorun için herhalde... Benim soruyu şöyle bir açayım evet. hocam. Ondan sonra da hocama sizin bıraktığınız yerden evet. devredeceğim. O soruda yani söylemek istediğim şu bazen diyoruz ya işte Kur'an'ın ve sünnetin bizim aramızda hakemliğine ya da bize bir konuda öğüdüne, tavsiyesine nasihatine kendimizi açmaktan bahsediyoruz. Biz de bunu mu yapacağız? Evet. Yani arzu ederseniz hocam şey... devam etsin. Ondan sonra ben de bir cevap veririm. Sadece kısa bir şey söyleyeyim buyur, ben o buyur. konuda Buyurun hocam lütfen. Ee, şimdi bu tabii çok uzun hani cevap verilecek bir konudur ama bunu bile cevaplarken sahabe-i kiramı atlayarak cevap veremiyoruz bu soruya. <laughs> Değil mi? <laughs> tabii. Yani <laughs> burada vereceğimiz her cevap ashabın dolayımından geçerek. Onların e, tabiri caizse tanıklığından, şahitliğinden, yorumundan kimi zaman evet. hani Ashab-ı Kiram Hazreti Peygamber'den birçok şeyi elbette ki lafzan rivayet ettikleri de var ama malumuz bu tür rivayetlerin önemli bir kısmı da manen, mana yoluyla onların kimi zaman yorumuyla anladıkları kadarıyla bize gelmiş. Dolayısıyla sorduğunuz bu sorunun cevabında da yine aslında bizim bugün konuştuğumuz konu hayatı önemde. Ashab-ı Kiram'ın tanıklığı olmadan biz nasıl gideceğiz? Evet, hocam, hocam. Evet, estağfurullah. Evet. Hocam buradan devam edelim. Ben şöyle de bir soru sorayım. E, sohbetin devamı niteliğinde de olsun hem. E, sahabi i kiram az önce hocamın en son anlattığı kısımda bizzat tanıklık eden, siz de ona vurgu yapmıştınız. Hatta öyle ki ashab-ı kiramdan bir tanesinin dizinin üzerine Resulullah'ın dizi denk geliyor değil mi? Bir vahiy esnasında yani kemiklerimin kırılacağını e, hissettim diyor. Böylesine e, Kur'an'ın inişine tanıklık eden bir nesil. Tabii ki o Kur'anı okurken de çok farklı elbette. okuyordu ve onu anlarken o onların dünyasındaki anlam boyutu bir başkaydı. Bunu da böyle açarak o boyutu da açarak devam etmenizi isteyeceğim. O boyuta aynı zamanda ana konumuzu da dahil ederek. Lütfen. Kur'an sahabeyi nasıl terbiye evet. ediyordu? Yani elbette Resulullah'ın anlatımıyla, tebliğiyle, tebyini açıklamasıyla sahabeyi terbiye ediyordu ama bizden farklı olarak sahabe, birçok sahabinin Allah onlardan razı olsun rivayet ettiği gibi Kur'an'ı böyle hızlı hatimler şeklinde okumuyorlardı. Evet. Cabir bin Abdullah diğer birçok sahabi diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim'den bir 10 ayet okuyorduk. O on ayet ne manaya geliyor, neyle ilgili nazil olmuş, inmiş, hangi konuyla ilgilidir, bizden ne istiyor, emirse ne yapmamız gerekir, yasaksa neden kaçınmamız lazım, bunu telafi etmek için, tam yerine getirmek için işte neler yapmamız lazım? Dinliyor, anlıyor, ne yapması gerektiğini düşünüyor, hayatına uyguluyor. Sonra yeni bir on ayete geçiyor. Evet. Abdullah İbni Ömer'in ki meşhur alimlerden birisidir. Sahabi içerisindeki abadileden, evet. abd önemli Abdullahlardan birisidir. Hazreti Ömer radıyallahu anhuma'nın oğludur. 8 ayda Bakara Suresi, 8 yılda Bakara Suresini tamamladığı rivayet ediliyor. Evet Kur'an-ı Kerim'in en uzun su suresidir Bakara Suresi, 286 ayet. İşte 8 yıl On ayet, on ayet, on ayet, on ayet. Yani hazmederek gidiyor. Ya bizim bugün hafızlarımız onu bir iki ayda falan ezberliyorlar. Evet. Hafızlarımız iki ayda ezberliyorlar. Hafız olmayanlarımız üç günde bir tahtim indiriyorlar. <laughs> yani binlerce, yüzlerce defa hatme diyoruz ama bir kere bu bizden ne istiyor, bize neyi emrediyor, hayatımızı nasıl düzenlememiz gerektiğini söylüyor sorusunu da aramıyoruz. Zaten bizim sahabeyle aramızdaki en büyük fark belki de budur sahabe bu kendi hayatları üzerinden cemiyeti dizayn eden, şekillendiren Kur'an-ı Kerim'i hem inişini müşahede ediyorlar. Nasıl müşahede ediyorlar? Melekleri melek olarak görmüyorlar ama işte insan şekline gelmiş melekleri bir kere görüyorlar. görüyorlar. Ee, ama melekleri görmüyor ama vahiy indiği zaman peygamberimizin üzerinde vahyin ağırlığını müşahede ediyorlar. Evet arı sesi gibi, çan sesi gibi bir takım seslerin duyulduğunu görüyorlar. Vahiy inerken devesinin üzerinde, devesinin neredeyse ayakları kırılacak gibi, sanki üzerine 10 10 ton yük binmiş gibi gerildiğini görüyorlar. Sonra bu inen ayetler onların hayatıyla ilgili sebeplerle iniyor çoğu zaman. Birisi bir şey yapıyor, ona bir ayet iniyor. Birisi yanlış yapıyor, onu düzelten bir evet, ayet iniyor. O da çok enteresan çok bir muhakkak yani. ama yani evet. e, işte burada program yapıyorsunuz. Yarın bu programla ilgili size ilahi bir şey geliyor Gelir, peygamber aracılığıyla. Evet. Bu dehşet bir durum. Bunu yani yapmayın insan, diyor. Bunu bu yanlış yani. denk <laughs> almak evet, lazım. Bunu oldu. yanlış yani yaptın, bunu doğru yaptın. Yani bir de tabii sahabenin bizden önemli bir farkı şu: Kur'an-ı Kerim Arapçaydı. Ve bunların dili Arapçaydı. Ve sahabe elbette içinde farklı ze zeka seviyelerine, akıl seviyelerine sahip insanlar vardı ama ortalama zeka ve akıl seviyeleri diğer cemiyetlerden üstündü. Hı hı. Biraz önce Ahmet Fethi Hocam da dedi, özel olarak seçilmişlerdi. Çölün ortasında, çöllerde zekaları bulanmamıştı, kirlenmemişti. Hayalleri e, saf ve temizdi yani. Evet. Cahiliye içerisinde yetişmişlerdi ama kuvvetli bir hafızaları vardı. Hocam şunu sorayım. Bazen bugün bugün için e, sohbeti bölmek istemiyorum ama hani e, Arapça inen ayetleri onlar doğrudan anlıyorlardı değil mi? Bugünün Arapları için bazen ya bir Türkün e, efendim e, Türkçe ile ilişkisine bakın, Arap'ın Arapla Arapça ile ilişkisine bakın. Bugün çok da anlamıyor olabilir der deniyor, tabii o gün doğru. Için öyle değil. Ya o gün yani anlayabilecekleri en ileri seviyede anlayabiliyorlar. Anlıyorlar. Ama evet. bu şu demek değil, yüzde yüz her şeyi olduğu gibi anlıyorlar e tabii ki. demek değil. Ama biraz önce söyledim, bir avantajları var. Yanlış anladıklarında düzeltecek bir peygamber evet. vardı. Farklı manalara ihtimali olan bir şey olduğunda hangisi diye sorabilecekleri bir peygamber vardı, evet. Aleyhisselam Ona soruyorlardı bir de onar ayet onar ayet onar ayet giderek hayatlarını onar onar düzenliyorlardı tabiri caizse. Evet. Yani bu, bu, onun için burada evet. yani sahabenin bizim için en önemli tarafı şu: Hazreti Peygamber Aleyhisselam bize Allah'a kullukta örnektir. Sahabe de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a nasıl ümmet olacağımızın örneğidir sahabe. Evet. Yani sahabe bize lazımdır. Çünkü Allah'a kullukta biz teslimiyeti, sadakati, samimiyeti, evet Resulullah'ın örnek ahlakında görürüz ama bizim biraz önce Ahmet Veti hocamızın da ifade ettiği gibi eti Resul kısmı, peygambere itaat kısmını nasıl yapacağız? Peygambere itaat ederken nasıl davranacağız? Bunun en güzel örneği bizim için sahabidir. Onun için şöyle bir ifadede kullanılmış bir kitapta, güzel bir ifade. Sahabiye sahabi olmak. Yani evet. sahabe Resulullah'a sahabe olmuş. Bizim de sahabeye sahabe olmamız, arkadaş olmamız. Yani 14 asır sonrasından bir sahabeye nasıl sahabi, arkadaş olabiliriz? Yani onların geride bıraktığı birikim bizim için son derece önemlidir. Evet. Sahabe şu manada da çok önemli kıymetli kardeşim. Günümüzde müsteşriklerin saldırdığı İslami surlardan bir tanesi de sahabedir. Evet. Bu suru su, yıktığı zaman Kur'an'ı nakleden bunlar, İslam'ın tatbikatını, uygulamasını nakleden bunlar, Resulullah'ın sözlerini, beyanını nakleden bunlar. Ve bunlar samimi insanlar değil, doğru söylemiyorlar, yeri gelince keyfine göre davranıyorlar noktasına getirdiğiniz zaman din bitmiş, her, demektir, din bitmiş demektir. Onlar nereye vuracak, vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Ama enteresan bir şey var. Bizde de bazıları aynen bu müsteşriklerin yaptığını yap. Aynı yoldan gidiyorlar. Hı hı. Geçen bir yerde okudum. Ahmet Emin Mısır'ın son dönemde yetişmiş önemli alimlerinden birisi ama modernist. Modernist bir e, Ve yanlış fikirler olan bir insandır. Bir talebesine bakın ne tavsiye ediyor. Bizzat tavsiye ettiği bir şey bu. Diyor ki Batılı müsteşriklerden bir şey aldığın zaman onların adını kullanarak bunu nakletme diyor. Sanki sen bunu kendi bilimsel araştırmalarınla ulaşmış bir netice olarak naklet diyor. Ben böyle yapıyorum diyor. Onun Duhal İslam, Fecrul İslam diye eserleri ben orada böyle yapıyorum diyor. Hocam bu o, bir ihanet olmuyor mu? İhanettir bu tabii ya? ki. Yani. yani Birileri belki böyle yapmıyor ama buna benzer bir hale düşüyorlar. Mesela yine oralarda ifade edilen bir şey var. Batılı müsteşriklerin özellikle sahabe nesline saldırırken, İslam'ın ilk oluşmuş toplumuna saldırırken, Resulullah'ın terbiye ettiği, meydana getirdiği, hakikaten altın nesil diyeceğimiz, kutlu nesil diyebileceğimiz, örnek nesil diyebileceğimiz ilk İslam toplumuna saldırırken, en çok kullandıkları malzeme Mutezile'nin ve Şia'nın kullandığı malzemedir. Evet. Yani Şia ve Mutezile'nin fikirlerine dayanır. Onların Mutezile o kadar değil ama Şia özellikle sahabe noktasında yanlış fikirlere sahiptir. Bunun için de kendi rivayetleri içerisinde bizce çok da sahih olmayan, makbul olmayan rivayetlerini kullanırlar. Müsteşlikler de bu rivayetleri kullanıyorlar. Aynı yoldan gidiyorlar. Aha sizin kitaplarınızda da bunlar böyle yazıyor diyorlar. Ama burada en önemli nokta şu, saldırdıkları nokta İslam'ın can damarıdır yani. Evet. Sahabe bizim için bu manada son derece önemlidir. Evet, biz sahabeyi içlerinde hiç yanlış bir iş yoktur. Hiç günah işlenmemiştir. Hiç yanlış yapılmamıştır diye anormal bir şekilde yüceltmiyoruz kutsamıyoruz. ama. kutsamıyoruz. Kutsamıyoruz ama. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın hayrun nas karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum müttefakun aleyh buhari evet. müslüm ki bazılar için bu da çok bir şey ifade etmiyor ama e, bizim hocam için var. çok şey ifade ediyor o, onları yani, kendi başlarına yani bırakıyor Yani bu hadis-i şerifte de peygamberimizin benim nesillerim içerisinde ümmetimin asırları içerisinde en hayırlı olan benim içinde bulunduğum nesildir diyor sonra onları takip eden sonra onları takip eden biz İslami ilimlerde buna uygun olarak sahabe, tabi'in, tebeu tabi'in diye üçlü bir taksimat yapmışız. Evet. ve keyfimize göre yapmamışız bunu yani. Ve sahabenin burada birinci mertebede, birinci derecede bir konumu vardır. Ve sahabe bu konumunu hak etmiştir. Resulullah'a sahabe olarak hak etmiştir. Teslimiyetini tam göstererek hak etmiştir. Ve kendisinden sonra gelecek nesillere Müslüman cemiyetlere ve toplumlara örnek olacak bir toplum örneğini ortaya koymak suretiyle hak etmiştir. Hocam burada bir soru daha sorayım müsaadenizle. Siz az önce bunun aslında ucunu kanattınız ama Kur'an'ı okumak ve anlamak onlar için iki ayrı faaliyet miydi? Yani Kur'an'ı kıraat ettikleri ve anlamaya yoğunlaştıkları Zaman dilimlerini ayrıştırabilir miyiz sahabe-i kiram için? Hani bizim için bugün böyle. Bizim yani bir Türk için, için mesela için bir, bir değil, kıraat zamanı vardır. Bir de meal okuduğu, tefsir okuduğu zaman vardır. Abi bizim için Arapça ikinci bir dil konumundadır. Hı hı. Bizim ana dilimiz Türkçedir veya bir başka dildir. Her ne kadar Allah rahmet etsin Muhammed Hamidullah hocanız evet. haklı olarak Arapça da sizin ana dilinizdir. Çünkü peygamber anneleri sizin peygamber hanımları sizin annenizdir. Evet. Ve sizin anneleriniz Arapça konuşurdu diyor. Aslında bizim bir de böyle de bakmamız lazım Arapçaya. Evet. Ha bu noktada değiliz şu anda. Dolayısıyla Arapça bizim sonradan öğrendiğimiz, inceliklerine yavaş yavaş vakıf olduğumuz, tam, tam da vakıf olamadığımız Hele söz konusu olan Kur'an Arapçası olduğunda daha ileri ve edebi bir Arapça olduğu için daha derin bir bilgiyi gerektirdiği için belki tam manasıyla hakkını veremediğimiz bir dildir. Ama sahabeyle bu manada bizim aramızda dağlar vardır. Sahabenin bu kendi dilidir. Yani Kur'an-ı Kerim'in o gün kullandığı Arapça Sahabenin kendi dilidir. A Anasından doğmuş ve o dili e, süt, biliyor. Süt emerken o ninniyle büyümüştür Arapça ninni Arada bazı kelimeleri bilmeyebilir. Ama ana hatlarıyla her cümleyi anlar. Ama yine Kur'an-ı Kerim'in işaretiyle müteşabih dediğimiz ayetler var. Eyvallah. Yani zor anlaşılabilecek, birkaç manaya ihtimali olan, acaba şu mu bu mu diye şüpheleneceği şeyler var. Onlarda da soracağı bir merci var. Ama bu manada Kur'an'ı anlama noktasında bize göre çok büyük bir avantajları var. Ama Kur'an'ı okurken aynı zamanda da anlıyorlar. Hı hı. Tabii aynı zamanda anlarken de bu benden ne istiyor sorusunun cevabını, işte onar onar, onar ayet, onar ayet gidişi biraz da bununla ilgili. Evet. Bazen sebebi nüzulü bilip bilmemekle ilgili, bu kimle ilgili nazil olmuş, bir nesih var mı yok mu, kabul edenler açısından söylüyorum. Bazıları bunu da kabul etmiyor ama yani dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'i anlamak sadece oradaki lafzı anlamaktan ibaret değil. Kur'an'ın etrafında onu anlamamızı sağlayan bir cemiyet var, cemiyetin olayları var. Bunları da dikkat almak mecburiyetindeyiz. Sahabe bunları dikkate alarak işte Kur'an-ı Kerim'i okuyor, okurken anlıyor, anlayamadıklarını soruyor. Sonra yaşamam için ne gerekir diye, bunu yapmam için ne gerekir diye gereken gerektiğini yapıyor. Evet. Yani bizimle sahabenin en büyük farkı belki bu. bu. Sahabeyi sahabe yapan şey, onlar Kur'an'ı okuyorlar ve yaşamak istiyorlar. Örnek de karşılarında duruyor, ona da bakıyorlar, eksiklerini oralardan tamamlıyorlar, soracaklarını soruyorlar ve yaşıyorlar. Bu bizde, biz, de, biz Kur'an'dan bir ayet okuduğumuzda bu bizimle ilgili mi değil mi? Bana bir şey söylüyor mu söylemiyor mu? Herhalde bana söylemiyor başkalarına söylüyor gibi bakıyoruz yani. yani okumayı evet Kur'an okumayı seviyoruz. Hatim indirmeyi seviyoruz. Okuyamazsak para verip hatimde indirtiriyoruz. Elbette teberrüken bunların hepsi doğrudur. Ama esas olanı unutuyoruz. Yani esas olan burada ne var? Benden ne istiyor? Yani ve Bugünkü cemiyet olarak hayatımızı Kur'an terazisine koyduğumuzda ne kadar hafif bir cemiyet olduğumuz ortaya çıkıyor. Eyvallah. Ama sahabeyi bu Kur'an terazisine koyduğunuzda tonlarca ağır geldiğini görüyorsunuz. Aradaki fark bu. Eyvallah hocam. Evet. Hocam tekrar Fethi hocama döneceğim. Şimdi hocam hocamın bıraktığı yerden devam edecek olursak. Ee, teorik bir tartışma ve anlama zemini sahabe-i hayatında var mıydı? Yoksa tamamen pratiğe dayanan yani fiili olarak bir hayat tecrübesine dayanan amele, e, anlama ve yaşamaya e, dönük bir model miydi? Hocamın e, buradan bıraktı. Buradan da daha üst bir başlığa taşıyarak şu soruyu sorayım. Ashabın Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkisi, iletişimi, Kur'an algısı nasıldı? Ee, şimdi bir örnekle aslında biraz hocam, konuyu buyurun. açayım o zaman. Ee, elma örneğini verelim. Hı hı. Yani herkesin sevdiği bir elma vardır. Evet. Biraz reklam olacak ama ben Amasya elmasını severim. <laughs> ee, şimdi bir elmanın herhangi bir meyvenin aslında hani elmadan örnek verdik ama herhangi meyvenin tadı, kokusu, lezzeti, o meyvenin yemiş olduğu yağmura maruz kaldığı güneşe, evet. ekilmiş olduğu toprağın sertliğine, yumuşaklığına, çiftçinin ona bakımına, hatta duygusal yaklaşımına. Eyvallah. Yani dalından koparılırken gösterilen hassasiyete. Efendim kasaya konurken gösterilen hassasiyete. Belki değil, besmele çeker. Besmele diyorsun, yani değil değil ekilirken bismillah ya. diye ekilmesine evet. vesaire. Yani o kadar çok şeye bağlı ki. Fiziki şartlara bağlı. Bizim hiç bilmediğimiz çiftçiyle ağacı arasında, bitkisi arasındaki hakikaten bir tabii, duygu tabii. ilişkisine... Hocam o çiftçinin halden geçerken ki haldeki evet. aracının faizle ilişki kurup kurmadığına bile bağlı. Yani, yani. birçok şeye bağlı. Evet. Dolayısıyla biz bir meyveye bile bir değer verirken, öyle değil mi? Evet. Yani bir değer atfederken birçok şeyi düşünebiliyoruz yani. Bir işte et alırken mesela birçok hassasiyetimiz gündeme tabii geliyor. Ki. Ne bileyim yani bununla ilgili. Şimdi... Ben sahabe toplumunu hep böyle değerlendiriyorum. Diyorum ki bir madenin mesela değerini çeşitli şekillerle e, ölçebiliyorsunuz. Yani altının altın olduğunu ölçmek için bir takım kriterlerden geçmesi gerekiyor. Ona hatta fitne diyorlar. Yani hı hı. E, madeni ateşe tutarak ateş karşısındaki dayanıklılığını falan ölçüp ona göre ona bir e, ölçü veriyorsunuz. Yani şu kadarlık bir maden, şu kadar değerli veya karatını şekil. ölçüyorsunuz. Evet yani. Şimdi aslında toplumlar da böyledir. Toplumlar da maruz kalmış oldukları hadiseler, biz onların tamamına tecrübe ediyoruz. O tecrübelerinin e, fonksiyonel değerine, öz değerine, yani hakikaten mahiyetine vesaire birçok şeye bağlı olarak bir toplumla ilgili de siz bir kanaat serde ediyorsunuz. Mesela muz cumhuriyetleri denilen bir kavram var hani modern dönemde. Hı hı. Diyoruz ki birisi bir şey yaptı zaman herhangi bir ülke yani burada özel bir ülkeyi kastetmiyorum. Ya biz diyoruz ki o zaten muz cumhuriyetidir. Ya da biz diyelim ki Türkiye ile ilgili bir eleştiri geldiği zaman diyoruz ki dikkat edin. Türkiye bir e, muz cumhuriyeti değildir. Evet. Yani geleneği olan bir devlettir. Yani işte şu kadar yıllık cumhuriyet geleneği vardır ama onun arkasında şu kadar yıllık bir Osmanlı geleneği vardır. Selçuklu geleneği vardır. Yani biz devletin başındaki insanı 12. 13. filan diye nitelendirmeyiz. Belki 70. 75. yani evet. yönet filan. Şimdi dolayısıyla bir devletin bile tecrübelerinden hareketle devlet olup olmamasını tartışıyoruz. Hı hı. Mesela biz ülkemiz hakkında birçok şey konuşurduk. Ama 15 Temmuz'da yaşananlardan sonra Türkiye ile ilgili konuşurken artık herkes farklı konuşuyor. Çünkü bu ülkedeki insanlar büyük bir sınavla karşı karşıya geldiler. Ve bu sınavda inanılmaz bir başarı gösterilir Hiç kimsenin beklemediği bir başarıyı ortaya koydular. İşte Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar vesaire, Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlar. Şimdi sahabe-i kiramdan bahsederken bunları düşünerek, sahabe-i kiramdan biz bahsediyoruz. Yani bu tür tecrübelere olabilecek en ileri uçtaki tecrübelere maruz kalmışlar ve hepsinden de başarıyla çıkmışlar. Şimdi başarıyla çıktığınız zaman siz model oluyorsunuz zaten. Evet. Hani lider taşın arkasına saklanınca halk dağın arkasına saklanır. Yani. Dolayısıyla mesela işte Hazreti Peygamber'in Yasir ailesiyle ilgili söylemiş olduğu yani biraz sonra öleceklerini bilen ama buna rağmen davalarından vazgeçmeyen insanlardan bahsediyoruz. Biraz sonra ölecekler, bunu biliyorlar. Hazreti Ali gibi birisinden bahsediyoruz. Yani ölüm ihtimali çok yüksek. Hazreti Peygamber'in yatağına yatıyor. Yani biliyorsunuz Hicret. Evet. Şimdi dolayısıyla öyle testlerden geçmişler ki ya da Uhud'daki test, Bedir'deki test inanılmaz bir test. Yani Bedir'de savaş kaybedilseydi ne olacaktı? Yani bir düşünelim. Oradaki ilahi müdahale olmasaydı, Cenab-ı Allah'ın desteği olmasaydı ne olacaktı? Bir düşünelim. Dolayısıyla biz böyle bir e, toplumla karşı yani yani yalı, Bu toplum yalıtılmış bir toplum değil. Bu toplum sınavını başarıyla vermiş bir toplum. Hem de her defasında. Her türlü sınavda. Peygamberle ilişkilerinde de öyle, diğer insanlarla ilişkilerinde de öyle. Yani tekrar ediyorum. Bir elmayı bile seçerken, değil mi? Birçok şeyi düşünerek seçiyoruz. Evet. Karşımızda böyle bir toplum var. Rastgele bir toplum değil. Şimdi bu toplumun Kur'an algısı da rastgele bir algı değil kimi zaman şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. İstersen önce onu söyleyeyim sonra. tane hocam gireyim yani çok konular birbirine hani karışmasın diye. Bir defa eee ashab-ı kiramın Kur'an'la olan ilişkilerinde bizim şöyle bir kavram kullanmamız doğru değil. Onların Kur'an'ı anlamaları noktasında fehmül Kur'an diye bir şey yok o dönemde. Yani hı hı. modern literatürde bu var. Yani şu an pek çok fikri eserde Fehmül Kur'an tarzında şeyler yazılıyor, kitaplar. Evet. Yani Kur'an'ın anlaşılması. Ya da Fıkıl Kur'an diye yine, Kur'an'ın derinliğine anlaşılması diye yazılar yazılıyor. Ashab-ı Kiram döneminde bir defa böyle bir şey söz konusu değil. Yani Kur'an'ı okuyup da e, zahir anlam dediğimiz, ilk anlam dediğimiz anlamı anlamama gibi bir şey zaten söz konusu değil. Çünkü onların dilleriyle inmiş. Yani Uhud diyoruz o dönemin e, tabiri caizse, bütün vasatını içerisine alan, sosyal şartlarını, kültürünü, tarihini, edebiyatını, şakalarını, istihzalarını, evet, imalarını, jest ve mimiklerle birlikte desteklenerek hem de içine alan bir dilden bahsediyoruz. Yani siz radyodan herhangi birisini dinlerken, biz ben hatırlıyorum çocukken e, böyle bazen maçlar televizyondan verilirdi, bunu çok yaparlardı. E, televizyonu açarlardı. Televizyonun sesini kısarlardı, radyoyu da üst tarafa koyarlardı. Yani radyodan spiker anlatıyor maçı, radyodan Heyecanlı dinleyenler izliyorlar. için ama televizyondan seyrediyorlar. Bilmiyorum hiç böyle bir tecrübeniz oldu mu? Doğru. İnanılmaz bir tecrübedir. Çok büyük bir heyecanla izliyorsunuz. Şimdi ben o dönemi de buna benzetiyorum. Yani görüntü de var, hocam. Ses de var. Yani jestler var, mimikler var, imalar var. Mesela bazı rivayetlerde diyor ki Hazreti Peygamber bir gün işte e, çıktı minbere. Minber dediğimiz yani bir işte hurma kütüğünün üzerine çıktı. Bir evet. şeyleri anlattı. Ondan sonra işte çeşitli sorular geldi ama Hazreti Peygamber öfkelendi. Şimdi biz rivayeti okuyoruz. Hazreti Peygamber öfkelendi. Sonra birisi sordu o şudur dedi. Birisi bir soru sordu o budur dedi filan. Sonra Hazreti Ömer teskin etti Peygamber Efendimizi. Ya Resulallah filan. Çünkü bazı sorular sorulmaması gereken de sorulardı. Hazreti Peygamber'in öfkelendiğini okuyoruz. İyi de mesela Hazreti Peygamber öfkelendiği zaman nasıl bir değişim oluyor onu görebiliyor muyuz? Biz bunu çok böyle sükunetli bir ortamda, öyle huzur içinde... Öyle zannediyoruz, öyle değil. Böyle okuyoruz çünkü, böyle öyle bir değil. ortamda. Mesela Kurtubi e, bir şeyde e, onlara Allah'ın ayetleri okuduğu zaman... ala رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onların işte kalpleri titrer, ondan sonra tevekkülleri filan artar, imanları artar. Allah'a tevekkül ederler, Rablerine tevekkül ederler. Ayetinin tefsirinde inanılmaz güzel şeyler söylüyor. Diyor ki, ashab-ı kiram peygamber efendimizi dinlerken sanki diyor başlarının üzerinde bir kuş varmış da evet. o uçacakmış gibi dinlerlerdi. Şimdi biz camilerimize gidiyoruz. Hatta şimdi televizyondan da bizi dinleyenler yani bunu da bir e, karşılıklı bir mukayese edelim. Şimdi televizyonda bizi dinleyenlerin bir kısmı belki ellerinde e, işte şeyleri çayları, yani çay bardakları bizim içtiğimiz gibi bizi öyle izliyorlar, evet. belki öyle seyrediyorlar. Ya da bir kısmı işte e, uyumak üzere koltuğa uzanmış bir, halde, koltuğa uzan. Yani bir böyle bir ortam var, bir dini e, konuda bir karşılıklı evet. iletişimden bahsediyoruz. Bir de Kurtubi'nin tefsirinde bahsettiği böyle bir ortam var. Düşünün Peygamber Efendimiz konuşuyor. Sessiz konuşuyor. Peygamberimiz çünkü rivayetlerden anlıyoruz ki bağıra bağıra konuşmuyor. Mesela peygamber efendimiz. Çok hızlı da konuşmuyor. Tane tane. Konuşuyor. Tane tane konuşuyor. Tekrarları oluyor peygamber efendimiz. Evet. Dolayısıyla dinleme kolay değil. Bakın böyle bir konuşmayı. Evet. Aslında zor. Fakat dinleyenler nasıl dinliyor? Başlarının üzerinde sanki bir kuş varmış da uçacakmış gibi. Yine orada diyor ki Hazreti Peygamber bazen kıyamet ahvalinden işte cehennem azabından filan bahsederken ashab kiramın Tabii içerisine müthiş bir korku düşerdi. Ürperti yani konuşan bunları gören yani Miraç'ta bunları gidip gören gözüyle gören biri konuşuyor. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı biz hatırlarsanız şimdi Allah rahmet eylesin e, şehitlerimize de gazilerden e, gazi olup da e, ahirete irtihal edenlerimize de eskiden televizyonlarda filan vardı hocam siz de bilirsiniz Kurtuluş evet. Savaşı'nı filan anlatırlardı. Şimdi Kore gazileri kaldı biraz Kıbrıs işte gazilerimiz filan kaldı Allah uzun ömür versin hepsine de. Kurtuluş Savaşı'nı anlatanları falan biz nasıl dinleriz? Öyle. Çünkü bizatihi can kulağıyla yani. kulağı dinleriz. İşin içerisinde. Hazreti Peygamber ahiretten bahsederken gören bir göz anlatıyor bunu. Evet. Yani bu çok önemli. Yani cehennemi anlatırken öyle bir anlatıyor ki gözünün önünde. Tabii sıcaklığını. Peygamber Efendimiz namaz kılarken bir gün elini uzattı hocam. Cennet nimetlerinden bahsederken toplayı verecek. Tabii tabii elini uzattı ve dedi yani bundan dolayı. Şimdi Hazreti Peygamberi Ashabı Kiram bu şekilde dinlerken diyor ki Kurtubi onlardan hiçbirisinin taşkınlık yaptığını diyor kimse görmedi. Yani bağırıp çağırmadı, havaya sıçramadı, böyle anlaşılmaz sesler çıkarmadı, tokatlamadı birbirini böyle şeyler maalesef biz e, medyadan görüyoruz. Yani Allah'a zikreden insan birilerini tokatlıyor ya da Allah'a zikreden insan kendini kaybediyor, her tarafa açılıp saçılıyor. Diyor ki ashab-ı kiram böyle yapmadı. Peki nasıl yaptı? Bakın bu da bize bir örnek. Diyor ki abalarının içerisine başlarını sokmuş, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Peygamberimiz anlatıyor. Onlar da o şekilde, öyle yine bağırıp çağırarak değil ama, ama hıçkırıkları duyuluyor, ağlıyorlar. Şimdi bu nesil hocam, hakikaten farklı bir nesil. Şimdi bu neslin bana göre Kur'an'la, irtibatı da hocam farklı. Evet. Hocam bir yönüne işaret ettiği için ben o kısma girmeyeyim. Hani 10 ayet 10 ayet meselesi Hı -hı. var ya biz aşır diyoruz bugün. Aşır, taşir, onlamak demek. Evet. Yani buradaki 10 tabi mecaz. Yani 10 ayet okumak anlamında değil. Konu bütünlüğü olan takriben 10 ayete denk gelen ama konu bütünlüğü olan Kur'an pasajlarına, Kur'an ayetlerine biz aşır evet. diyoruz. As bir seyircilik karşılığı paragraf aslında değil paragraf mi? Paragraf diyebiliriz. Evet. Ashab-ı kiram bir e, anlam bütünlüğü olan ayetleri okurlardı. Hakikaten bunu hazmederlerdi hatta bir e, tabii ondan birisinin rivayetiydi zannediyorum. Tam şey aklıma gelmedi. Yani kim olduğu. O diyor ki Ashab-ı Kiram bir ekmeği yiyip de hazmeder gibi ayetleri okurlardı. Oysa sizler bugünküler değersiz hurmaları yiyip saçanlar gibi okuyorsunuz ayetleri. Yani hançereden aşağıya inmeyen bir yemekten e, mecazen bahsediliyor. Şimdi e, hocam o 10 ayet konusundan bahsettiği için ona girmeyeceğim. Fakat şu Biraz göz ardı edildiği için onun önemli olduğunu düşünüyorum. Ashab-ı kiramın Kur'an eğitimi disiplinli bir eğitimdir. Disiplinli bir Kur'an eğitimi söz konusu. Yani Kur'an'ı anlamak Oradaki anlamda. Oradaki disiplini açalım hocam. Onu açacağım. Yani Kur'an'ı anlamak anlamda söylüyorum. Şimdi az önce söyledik ya. Fehmül Kur'an diye bir tabir yok. Sahabe-i kiram döneminde. Ortalama aşağı yukarı o dönemde Arapçayı bilen ortalama akla sahip her Arap Kur'an-ı Kerim'i okuyordu ve anlıyordu. Evet. Yani müşrikler de anlıyordu. Müminler de anlıyordu. Burada bir sıkıntı yoktu fehm Kur'an anlamında dolayısıyla bir şey yoktu. Ama bizim tezekkür dediğimiz, yani bir meseleyi hatırlamak kök itibariyle. Tedebbür dediğimiz, bir meselenin önünü arkasını düşünmek. Taakkul ve tefekkür dediğimiz, meselelerle, yani Bağlantısını... anlatılanlarla meseleler arasındaki bağlantıyı kurup birbirine bağlamak. Sentez diyorlar. Evet, yani ve tefakkuh dediğimiz, bu meselelerin günümüzdeki yaşadığımız hayatın içerisindeki o sosyal meseleler diyoruz ya. Hı hı. O sosyal meselelerin özünü derk etmek, yeni sosyal meselelerle karşılaştığımız zaman onları çözmek noktasında bize vereceği o Kur'an bilinci ve kültürü tefakkuh ben hı hı. öyle yani bunu anlamak İyi istiyorum. Evet. Bu konu sahabe-i kiramın Kur'an algısında çok etkiliydi. Yoksa fehmül kuran ortalama herkesin anladığı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi buradaki disiplinli okumadan kastım şudur. Bazı rivayetlerde bu özellikle İbn Rüşd'ün dedesinin bir kitabı var. El Beyan ve Tahsil. Orada bununla ilgili ben çok rivayete rastladım. Bizim bazı usul kitaplarımızda ben bunu görmedim. Bir de hocam zerkeşinin El Burhan'ında bununla ilgili çeşitli kayıtlara rastladım. Hazreti Peygamberin kendisi de bizzat Kur'an çalışıyor. Kur'an çalışıyor. Yani inen ayetleri sadece okuyup böyle kalmıyor. Okuyor, üzerinde düşünüyor, ashab-ı kiramla bunları istişare ediyor, mecliste bunları anlatıyor, mescitte Mescid-i Nebevi'de karşılıklı sorular da geliyor. Ve bununla ilgili bir kendisini de eğiten bir süreçten bahsediyoruz. Bu eğitimde kimi zaman Cebrail'in de rol aldığını biliyoruz. Yani Cebrail'in Hazreti Peygamber'e muallimlik yaptığını biliyoruz. Ashab-ı Kiram'ın da kendi arasında özel günleri olduğunu yine o kaynaktaki çeşitli rivayetlerden... Yani Ashab-ı Kiram'ın kendi aralarında Kur'an-ı Kerim ayetleri, var. mütalaları var. Bununla ilgili dersler var. Dersler yani özel var. dersler var. Yani bugünkü anladığımız anlamda şey dersi değil, tilavet dersi değil. Evet. Yani tecvid, tasih huruf dersi değil. Tasih-i huruf, tasihi dersi, huruf değil. dersi değil. Bununla ilgili dersler de vardır yalnız. Şimdi bazıları diyorlar ki ashab-ı kiram döneminde böyle efendim tecvid, talim filan bu işler yoktu. Ya da öyle var. şey olur mu? Ebu Hureyre çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi veriyor. Yani okumasını öğretiyor. Hı hı. Ve öğretirken de hatta çeşitli şeyler kullanıyor. Hurmadan tesbihler, hurma yapıyor. Onları çocuklar öğretiyor. Yine Musaf'la ilgili hocam hatırlarsınız bizim kaynaklarımızda var. Bazı şeylerin altına kırmızı işaret koyuyor. O yazların altına yani hı hı. bazı özel dikkat o zaman çünkü hareket yok, dişler yok filan bunların bir kısmı sonra evet, konuyor ama evet, evet. hani çocuklara Kur'an öğretirken onlarla ilgili şeyler var, kayıtlar var. Yani Tecvid kurallarına riayet anlamında oraya işaretler yani koyuyor. Çeşitli işaretler konuluyor. Hı hı. Kırmızı diye geçiyor ben okuduğum kaynaklarda. Şimdi ashab-ı kiramın da böyle özel Kur'an'ı yani Kur'an eğitimiyle ilgili dersleri var. Bununla ilgili günler var. Mesela tarihle ilgili dersleri var. Muaviye'nin mesela vermiş olduğu derslerden bahsediliyor. Diyelim ki işte Perşembe günleri Ha ee, bizdeki böyle seminerler falan gibi işte perşembe günleri saat sohbet, 7'de tarih seminerleri sohbetler gibi sohbetler, sohbetler gibi şimdi zaten daha, yani kiliseye ait bir tabir ya <laughs> evet sohbetler, <laughs> i̇şte, sohbetler evet. gibi işte zaten bakın ashab-ı kiramı ashab haline getiren şeylerden bir tanesi evet. bu sohbetler. Ashab zaten sohbet buradan geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok ashabdan bahsediliyor. Asabul eyke var. Asabun nar var. Evet. Asabul cenne var. Yani, ashab var. kelimesi aslında içeriği özü itibariyle böyle de çok belirgin bir şeyi anlatmıyor. Ama biz sahabe dediğimiz zaman, ashab-ı kiram dediğimiz zaman bu kelime tamamen farklılaşıyor. Farklı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben burada yani şunun altını çizmek istiyorum. Ashab-ı kiramın Kur'an'la olan ne diyeyim, irtibatı, Kur'an'ı Kur an anlama faaliyeti düzenli, ...ve disiplinli bir anlama faaliyetidir. Hocam, Rastgele okuma faaliyeti değil yani. soruya kısa bir cevap isteyeceğim. Sonra da 10 dakikamız kaldı. 5'er dakika toparlamamız evet. gerekecek. Dolayısıyla Ashab-ı Kiram'ın... ...o vahye doğrudan muhatap olan nesil olarak evet bir ayrıcalığı var. Onu size az önce detaylı bir şekilde izah ettiniz. Ama tamamen gönüllerine Resulullah'ın okuduğu, gönüllerinde de yer bulan ve hemen hayata aktarılan bir gönül ilişkisi değil, zihni bir ilişki de var. Üzerinde tezekkür, tedeb tedebbür kısmı da var. Tabii. Yani düşünüyorlar. O açılımları kendi aralarında mütalaa ediyorlar, sohbet ediyorlar ve ondan sonra ona hayata aktarıyorlar. İşte orada, oraya gelecektim zaten. Buyurun. Yani biz burada bir fehm düzeyinden, hani hı hı. bugünkü tabirle anlama düzeyinden bahsediyoruz. Ben burada bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Ama işin bir de fıkıh düzeyi var. Evet. Ve bu fıkıh düzeyi de elbette ki bütün ashabın ortak, yani yaptığı bir şey değil. Ee, hakikaten zeki olanlar var işlerinde, genç olanlar var. Zeyd Bin Sabit gibi sayın evet, hocam malumunuz. Evet. evet. Sırf bu işle ilgilenenler var. Duaya mazhar olmuş. Yani var. duaya mazhar olanlar var. Bakınız mesela Abdullah İbni Mesud'un e, vefatı Hicri 32'dir. Ama Abdullah İbni Abbas ondan sonra 36 yıl daha yaşıyor. Hazreti Peygamber e vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındadır Abdullah İbni Abbas. Evet. Ama çok zekidir. Onun zekasını nereden anlıyoruz? Hazreti Ömer'in sorduğu soru. Mesela Nasır Suresi ile ilgili. Evet. Diyor ki işte ne anlıyorsunuz? Çünkü Hazreti Ömer'e diyorlar ki ya bu çocuğu niye bizim meclislerimize getiriyorsun hani tabiri caizse böyle hani ihtiyar heyetinin azasının olduğu Çok yakışı kalmıyor. Hani genç bir çocuk hani o kültürde de öyle çok genç çocukların eee şeyhlerin meclisinde olması çok şey görülmüyor. O da bu soruyu soruyor. Herkes farklı cevaplar veriyor ama Abdullah ibn Abbas diyor ki ben bu ayetten Hazreti Peygamberin vefatını anlıyorum yani yaklaştığını. E diyor ki ben de bundan başkasını anlamıyorum. Aslında bir mesaj veriyor. Yani niye bu çocuk bu kadar şey mesela e, şeyin Hazreti Ömer Abdullah İbni Abbas'a bir sorusu var. Az önce konu oradaydı. Oradan aklıma geldi. Ya niye bu insanlar şey gibi değil? Yani Hazreti Peygamber dönemindeki gibi değil. Niye Kur'an'la ilgili böyle bir sürü farklı farklı şeyler çıkıyor, anlayışlar değişik değişik? Abdullah İbni Abbas da tam o cevabı veriyor. Çünkü Kur'an o insanlara iniyordu. Onlar Kur'an'ın nüzuluna şahit oluyorlardı. Birebir yaşıyorlardı. Ama şimdi artık öyle bir şey yok. Evet. Yani metin haline gelmiş, iki kapak arasındaki bir metni okumaya çalışıyoruz. Bizim için artık çok açık olmayan yönleri de olan bir metni okuyoruz. Oysa onlar için Kur'an açık bir metindi. Her şeyiyle, yani okudukları her konunun zaten realitede bir mutlaka bir referansı vardı. Dolayısıyla anlamakta bir sıkıntıları yoktu. O yüzden ben ashab-ı kiramın fehem düzeyinde elbette ki, hemen hemen tamamı için bunu konuşabiliriz Kur'anı anlamak bir vasatı ortalaması evet. ama fıkıh düzeyi dediğimiz zaman derinlikli anlayış ya da insanlara bir şeyleri anlatmak amacıyla anlay çünkü bir şeyi anlamak ayrıdır anlatmak, ayrı. anlatmak ayrıdır talebelik ayrıdır Hocalık ayrıdır. İnsan talebeyken öğrenir ama hocayken daha çok öğrenir. Eyvallah Öğretirken hocam, evet. daha çok öğrenir. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. Lütfullah hocam şimdi artık son kısım. Toparlayacağız. E, 7-8 dakika bir vaktimiz var. E, Kur'an-ı e, Kerim'i e, anlama konusunda onların e, ashabın vasatını sanıyorum program boyunca konuşmuş olduk. Peki Resulullah'ın e, vefatıyla birlikte de bu e, nasıl devam etti? E, ve genel bir soru sorayım. Siz buradan e, söylemek istediklerinizi evet. bu, e, so, e, bu başlık altında lütfen lütfen toparlayın. Kur'an'la ilişkileri Ashab'daki o şahsiyeti nasıl inşa etti? Şimdi tabii Ahmet Fethi hocamızın dediği gibi Hazreti Ömer döneminde niye böyle oluyor? Çünkü Resulullah gittikten sonra yeni bir dönem başlıyor. Evet. Resulullah aleyhisselam varken Ashab'ın işi kolaydı. Yani bir problem olduğunda gidip Yok. soruyorlardı. Ama o gittiği zaman artık baş başa kaldılar. Artık Resulullah'tan sonra daha çok iştihad etmek, daha çok hüküm çıkartmak, Resulullah'ın yaptığı görevi kendilerinden sonra gelen nesle tabiine yapmak mecburiyetinde evet. idiler. İş başa düştü. İş hocam. başa düştü. Evet. Ama bu manada da sahabenin hakikaten çok büyük bir hizmet yaptığını söyleyebiliriz. Hı hı. Yani Resulullah onları terbiye ederken hakikaten büyük bir cemiyet meydana getirdi. Ama sahabe de bu emaneti kendilerinden sonraki nesle gerçekten kendilerine yakışır bir şekilde naklettiler, aktardılar. Kim ne derse desin. Yani evet o gün itibariyle genelde Kur'an yazılı olarak naklediliyordu. Kur'an'ın dışındaki malzeme, Resulullah'tan aldıkları hadisler, uygulamalar, hatıralar şifahi olarak naklediliyordu. Ağızdan ağza, hafızadan hafızaya, ezberden ezbere ama bunu da bence hakkıyla yapıyorlardı. Çünkü onlar bunu önemsiyorlardı yani. Evet. Bu bizim dinimiz diyorlardı. Ama bu şu demek değildir yani iş dönüp dolaşıp oraya geliyor ya hadislere geliyor. Hadislerin hı hı. nakline geliyor. Bu bize bugün hadis olarak nakledilen her şeyin sağlam olduğu manasına gelmiyor. Zaten alimlerimiz bu taksimatı yapıyorlar. Yani. Ama bu her şeyin zayıf olduğu, çürük olduğu manasına da gelmiyor bugün toplumumuzda oluşturulmaya çalışan algı da biraz bu. Sahabeyi böyle normal bir insan olarak, yani bizim gibi çok da umursamaz bir cemiyet olarak görüp, bizimle birebir aynıleştirip, ya bunlar da bizim gibi işte, onlar bir yerden sonra, onlar da iktidar kavgasına başladılar, menfaate başladılar, Resulullah'tan sonra zengin oldular, bu işleri önemsemediler, Öyle çok da dini aktarmak için uğraşmadılar. Akıllarına ne gelirse onu yaptılar. Yani Goziher gibi müsteşliklerin ifade ettiği gibi bu kıraatler, mıraatler sonradan sahabenin uydurduğu şeylerdir. Resulullah'tan falan alınmamıştır bunlar. Sahabe aklına nasıl gelirse öyle yapmıştır. Aklına nasıl gelirse öyle söylemiştir gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu sahabeye hakarettir. Bu İslam'a da hakarettir evet, evet hocam. Şöyle yani evet. eğer öyleyse zaten e, bu Kur'an'ın dışında bir şey bize sağlam olarak gelmemiş demektir. Zaten onların istediği de odur. Evet. Yani. Bunu bize söylettirmek istiyorlar evet, bir yerden baktığımızda. Evet. Belki dini e, e, dünyevi meselelerde görüş farklılıkları ve pek çok şey yaşamış olabilir ama mesele din olduğunda sahabe-i kiram yek vücut bir evet. e, bütün haline dönüşüyor. Aslında belki mi? burada şunu bile söylemek lazım. Onlar için dünyevi olan çok bir şey de yoktu gibi geliyor. Biz, <laughs> Eyvallah. Bizim açımızdan dünyevi şeyler çoğalmıştır. Evet. Biz biraz din ve dünya işlerini fazla birbirinden ayırdık. Evet. Dini olan şeyleri bile dünyevi diyerek bir tarafa attık. Hocam Hı. siz şu an yeni bir programın başlangıcını yaptınız. <laughs> evet. O zaman şöyle yapalım. Evet. Nasip olursa bunu bir, bunu, bir bunu programda bir konuşalım. ayrıca konuşalım. Evet, bunu bir konuşalım yani. Yani sahabe ikiramın evet. din ve dünya evet. algısıyla modern insanın din ve dünya evet. algısını evet. yeniden bir Ahmet Fethullah Hocamız en başta bir örnek gösterdi. Hatırla. Bir örneğe işaret etti. Hurma dölleme. Evet. Değil evet, telkih değil mi? Evet. Medine'ye yeni hicret etmiş peygamberimiz. Medine'nin hurma bahçeleri çok siz de gittiniz. Evet, oraya, evet. gittiniz. Müslümanlar, Müslümanlar her şeyi din olarak görüyorlar, doğru görüyorlar. Geliyor diyor ki ya Resulallah biz daha önce hurmalarımızı böyle erkek hurmaların çiçeklerini alırız. Götürür dişi hurmalara böyle çırparız ki onlar döllensin hurma daha çok olsun. Ne dersin böyle yapalım mı? diyor ki Cenab-ı Allah ne kadar takdir etmişse o kadar alırsınız diyor. Bu sonradan değişen bir şey değil yani. Evet. Bir sene o sene diyor ki ya Resulallah dediğin gibi bu sene yapmadık biz onu. Hurmaya azaldık diyor. Peygamberimiz diyor ki siz dünya işini daha iyi bilirsiniz. Yani o serpme veya serpmeme size ait ama Peygamberimiz Allah ne kadar takdir etmişse gene o kadar verecek. Bura değişmiyor ki. Evet. Peki yani onun evet. <laughs> Burada şöyle bir şey sorayım. Ee, bence çok can alıcı bir soru. Evet hocam. Oradaki muhatap biz olsaydık. Peygamber Efendimiz de böyle söyleseydi. Biz farklı mı davranırdık hocam? Yok, aynı davranırdık. Sahabe de şöyle davranmıştır. Bak evet, şöyle evet. davranmıştır. Ondan sonra da belki yine götürüp çiçekleri çırpmıştır ama hı hı. o çiçekleri çırptığına güvenerek bu sene çok hurma olacak dememiştir. Evet, evet, i̇şte kastım ha. odur. Yani, yani orada yani Allah ben çırpsam da çırpmasam da ne kadar takdir etmişse o kadar verecek. Öncesinde ona şey güvenerken yani. o çırpmaya güveniyordu, evet. sonrasında artık evet. ona evet şekli değişmiştir. Evet. Yani. yani Eyvallah Biz de orada olsaydık evet. aynısını yapardık. Aynısını yapardık. yapardık. Yani Kesinlikle. bu farklı bir şey. Yani. Evet. Yoksa Hazreti Peygamber'i orada şey yapmak değil. Yani şimdi bunu şunun için özellikle söyledim çünkü bu örnek üzerinden çok şey söyleniyor. Evet. Hazreti Peygamberin e, peygamberlik fonksiyonu devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Evet. Dünyevi konularda bakın. Şimdi dünyevi oluyor. konuların da dine taalluk eden alanları önce ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. için çok söyledim. önemli bir konu. Evet. Yani biz fazlaca dünya evet. Gör, evet. görmeye başladık. Her şeyi başladık. dünyevi, görmeye, dünyevi başladık. görmeye başladık. Onların dünyasında e, dünya Evet. ahiretten sanki yok gibiydi değil mi? Evet. Ahiretten evet. ayrı bir şey değildi değil ve ikisi birdi. Çünkü her bir. şeyin Kur'an-ı Kerim'e de öyle, göre de öyle. Yani evet. madem bu cemiyeti Kur'an oluşturdu, bizi evet. de eğer öyle oluşturacaksan Kur'an oluşturacak. Kur'an'da bizim dünyevi dediğimiz her şeyin bir uhrevi evet. tarafı var. Evet, evet hocam. Tabii o yani hocam orada çok teşekkür ediyorum. Evet. Ağzınızda dilinizde evet. sağlık hocam. Son bir evet, Şimdi dünyeyim. orada evet. tabii hani ya ey yevlezine emanu melekum izâ kîle firu fi sebîlillâhi اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ Yani tamam, İslam Kur'an-ı Kerim'de dü dünya ve ahiret kavramları eşit geçer. Evet. İlginçtir. Fakat tercih durumunda ahiret tercih edilir. Evet. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَىٰ Eyvallah. Ve onlar her tercih ettiklerinde ahireti tercih evet. edilir. Ashab-ı kiramla ilgili ben son... Hocam hemen son hızlı, bir iki cümle. Hemen hızlı söyleyeyim. Mesruk bin Elejda... Hicri 63'lü yıllardır yanlış hatırlamıyorsam diyor ki... ...Hazreti Peygamber'in ashabı diyor bir gölet gibiydi. Kimisi bir adamı kandıracak kadar, susuzluğunu giderecek kadar... Kandıracağı yanlış anladım. He, Yani iki adamı susuzluğunu <laughs> suya kandıracak kadar... ...kimisi de bütün dünyayı suya kandıracak kadar şeydiler. Derindir. Yani derindiler. Evet. Şimdi dolayısıyla ashab-ı kiramın hayatına baktığımızda sadece şu örnek bile... ...onların ne kadar idealist insanlar olduğunu herhalde gösterir neredeyse doğduğu yerde ölen sahabe-i kiram yok. yok. Hmm. Yani her biri dünyanın bir tarafında. Dertleri Ve gittikleri yerde de mal mülk edilmemişler. İlginç. Evet. Yani. Bir son cümle de evet. ben söyleyeyim. Hocam buyurun. hasan Basri Hazretlerinden nakledilir ya. Tabi'in döneminde. Evet hocam. Etrafındaki talebelere, Müslümanlara diyor ki sahabeyi görmemiş olanlara. Siz onları görseydiniz. Siz onları görseydiniz bu adamlar deli derdiniz. Onlar sizi, sizi görse Bunlar Müslüman mı der. Yani evet. aramızdaki fark bu. fark bu. Bu evet. kadar fark var. Çok vardı. teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbeti geride bıraktık. Ee, efendim farklı bakışta veda vakti e, Muş Alparslan Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat hocamız ve Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfullah Cebeci hocamızla sahabe neslinin inşasında Kur'anın rolünü konuştuk. E, çerçeve çok geniş ama gerçekten temel noktalara dikkat çektiğimiz oldukça doyurucu bir programdı. Yeniden bir başka farklı bakışta görüşmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum.